بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masxa boshi imomlarimizni hayotini o'qishlikdagi navbatdagi darsimiz. Bugun mana shu to'rala masxa boshlarining ikkinchisi hisoblangan Imom Malik ibn Anas rahmatullohi alayhi haqida dars boshlagan bo'lamiz. Bu ulug' imomlar musulmonlar uchun oliy namuna bo'lgan kishilar edilar. Ilmda, fazilda, taqvoda, sulukiyatda. O'zini dinida to'g'ri yo'lda yurishni istagan, dunyoda haqdan toyilmasdan ketishni xohlagan kishilar uchun ibrat bo'lgan insonlar edi. Albatta bu ulug' imomlar turli davrda, turli bir zamonda, sharoitlarda yashashdi. Ularni atrofidagi holatlar ham turli bo'ldi. Ular mana shunday turli holatlarga duch kelishiga qaramasdan haqdan tolishmadi. Islom ulardan talab qilgan sof islomiy mavqifda sobit turishdi. Binobarin siz bilan bizga turli bir holatlarga ibrat namunani ko'rsatib o'tishdi. Bugun Imomi Darul Hijra, Hijrat hovlisining imomi sanalgan Imom Malik rahimahulloh haqida suhbatni boshlaymiz. Bu kishining mazhabi, bu kishining ilmi, shon-shuhrati dunyoni turli taraflariga yoyildi. O'zini zamonida ham, hozirgi kunlarimizda ham u kishining mazhabi musulmonlarning asosiy mazhablaridan bittasi hisoblanadi. U kishining mazhabi Halij arabiy, ya'ni Halij davlatlariga hamda Mag'rib arabiy yerlarida keng tarqaldi. Andalus va Siqilliya yerlari ham musulmonlar yerlari edi. Ana shu Imom Malikning mazhabini ushlagan joylar. Andalus Ispaniyaning bir qismi. Bu yurtlar akalar musulmonlar yurti bo'lgan. Ilm ma'rifat bu yerda tarqagan, taqvo ilm tarqagan. Lekin ta'assuf oxirgi asrlarda bu yurtlar musulmonlarning qo'lidan chiqib ketdi. Ummat orasida shunday bir ulug' olimlar yetishib chiqdiki, ummatning asosiy qismi mana shu to'rtala mazhab boshliqlariga ergashdi. Biz bu darslar orqali nima demoqchimiz? Yoshlarimizga shu kunlarda kerak bo'ladigan ibratni ko'rsatmoqchimiz. G'arbi sharqdan bizga ko'rsatilayotgan mug'anniylar, aktyorlar, sportchilar emas. Mana shu ulug' insonlar bizga ibrat, namuna, kumir ekanini bayon qilmoqchimiz. Axir siz bilan biz ham xolamaymizmi? Abu Hanifadek farzandimiz bo'lsa. Farzandlarimizdan birortasi Imom Shofiy yoki Imom Malikdek ulug' olim, alloma bo'lishini istamaymizmi? Siz bilan biz musulmon bo'lganligimiz uchun bizi farzandlarimiz mana shunday bir ulug' olimlar bo'lishini orzu qilamiz. Dunyoda ham bizga manfaat yetadi, oxiratda ham. Bu ulug' imomlarning hayotini o'qib o'rganish orqali bizga soxta namuna kumirlarni, bizga har narsasi yod bo'lgan fosiqlarni ibrat qilish noto'g'ri ekanligini bayon qilmoqchimiz. Maqsadimiz shu. Bismillahir rohmanir rohim. Imom Malik ibn Anas Hijriy 93-yil Madina Munavvarada dunyoga keldi. U kishi 93-chi Hijriy yilda tug'ilib, 179-chi Hijriy yilda vafot etdi. Milodiy yilga 711-yil bilan 795-yilga to'g'ri keladi. Imom Malik rahmatullohi alayh yoshlik davridan ilmga berildi. Bunga ajablanishlikda hojat yo'q. Chunki ilm oilasi edi u kishining oilasi. Otasi olimlardan edi. Bobosi olim edi. Amakilari allomalar edi. Olim edilar. O'z-o'zidan bu farzandni ilmli bo'lishiga shart sharoit muhayyo bo'lgan edi. Shuning uchun akalar, ukalar, farzandlarimizdan ilmli odam chiqishini xohlasak, biz o'zimiz ham ilmga rag'bat qilaylik. Arabiy savodimiz bo'lmasa ham mayli, Qur'onni juda ham bir ko'p yodlamagan bo'lsa ham mayli, eng kamida kitob o'qib turaylik uyimizda. Bolamiz bizni kitob o'qib kuni o'tkazayotganligimizni ko'rsin, shu narsa yuqadi. Shunga ham taqlid qiladi birodarlar. Onasi kitob o'qiyotgani, otasi kitob o'qiyotgani, uyda ma'ruza eshitilayotganini ko'rib katta bo'lgan bola ozon aytadi, bilasizmi? Ozon aytadi. Alloh akbar deb turib ozon tepa-tepa aytadi. Tep turinglar, ozon aytyapti deydi. Bizdan ko'rsin farzandlar, shu narsani shunda yuqadi. Imom Malikda tug'ilib yashagan muhti ahli ilmni muhti edi. Nasabi arabada Yaman ahlidan. Uning bobosi Yamandan hijrat qilgan edi.
Babasının ismi Malik idi. İmam Malik'in özünün toluğu ismi Malik İbni Anas İbni Malik. İmam Malik Medine'de dünyaya geldi dedik. Elbette o kişinin ailesi ahli ilim buluştuğu ve o kişinin yaşlığı Medine'de ötkenliği, Medine'de ulamalarının köplüğü elbette onu bana şimdi bir alim olup yetiştiği katta tasir kıldı. İmam Malik'in atası Şallı'yla bir türü yetken idi. Nagir olarak ediyor. Lakin kolunu mehneti bilen tırışıydı kılardı. Keman yasaladı, kemanda okunu yasab, şu bilen tırışıydı kılardı. Şunun için İmam-ı Malik yeterken ki, adamlar ki hacatını sonra barıştan köre, şubha aralaşken bosa hem, özünü mehneti bilen kişinin kün köşe dişi avzal. İşin güdeyem tekkiz olması hem, herkali özünü mehneti bilen tırışıydı kıl. Yani İmam-ı Malik'in atası Anas, hadis ilmiden haberi var idi. İmam Malik, mana şu ayrım hadislerden özünün otasından rivayet qilganligi ham aytilinadi. İmam Malik aytadi. İbn Shihob va Zuhri bilan tengdosh inim bor edi. Bir kuni otam ikkimizga bir masalani ro'baro qildi. İnim onu to'g'ri hal qildi, meni aytgan so'zim xato bo'ldi. Shunda otam menga seni ilm talab qilishdan kaptarlar chalg'itib qo'yibdi dedi. Kaptarni yaxshi ko'rgan ekan. Kaptarni yaxshi ko'rgan ekan. Meni g'azabim keldi. Keyin İbn Hurmuzni oldiga 7 yil, yani ulamolardan biri, 7 yil tinmasdan qatnadim. İlimdan chalg'itadigan bir narsa bo'ladi, hobbi deyiladi bu narsa. İlim yo'liga astoydil kirishiga İmom Malikni mana shu hodisa sabab bo'ldi. İmom Malikning amakilari Uvays, Nofi va Rubayya ilim va fazilat egalari edi. Bularga İmom Malikni otasini qo'shamiz. Ular özlerinin ataları Malik'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini rivayet kılardılar. Ularını, ana şu amakirlerin içindeki maşgurrağı, ilim bilen maşgurrağı Abu Suhayl Nafi idi. O, İmam-ı Zuhri'nin ustazlarından hesablanardı. İmam Malik'in babası Malik, kibar tabi'inlerinin ulamalardan idi. Tabi'inlerden idi. Bana ilim mesleri özünü ailesi bol yaptı bu İmam Malik'in. Uyda var. Osman ibn Affan raziyallahu anhu halife bo'lib turgan paytda bilasizlar mushaflarni nusxa qilib ko'chirtirgan ana shunda İmom Malikning bobosi Malik ham ana shu mushafni yozgan kishilardan edi. Olimlardan bo'lgan, tobiinlardan bo'lgan, mushaf yozadigan kishilardan bo'lgan. Osman ibn Affan raziyallahu anhuni bilasizlar mana fitnada qatl qilishgan, u kishini qamal qilib qo'yishgan avval, u kishini qatl qilganlaridan keyin odamlarning asosiy qismi xalifani janozasini o'qishlikka, u kishini dafniga qatnashlikda to'silib qolishgan. Faqatgina Usmon ibn Affonga yaqin bo'lgan kishilargina u kishini janozasiga dafniga qatnashdi. Ana shu Usmon ibn Affonni ko'tarib qabrga olib borib qo'ygan 4 odamdan bittasi Imom Malikning bobosi Malik edi. Tushunarlimi? Demak, xalifaga yaqin bo'lgan kishilardan. İmam-ı Malik'in babası Malik uzak ömür kördü. Ömer ibn Abdülaziz davri geçe yaşadı. Hulafay-ı Raşidlerinin 5. sanalgan Ömer ibn Abdülaziz. Bu halife özünü ayrımışları da bana şu İmam-ı Malik'in babası bilen maslahatlaşardı. Demek İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh bana şimdi bir imani, ilmi, takva üstündeki muhitte tuğuldu ve uluğuydu. Şunun için akeler, ailemize imkan barışça imani, İslami, takva muhtını payda kılışı hareket kılıyelik. Televizörde kamera görüyelik, kitap okuyelik, maruzala tingleyelik. İmam-ı Malik'in ulgayışı, ilmi ve fazileti. Onun inisi Nazır ibn Anas ondan ilimde uzup gitti. Yani akası uzup gitti ilimde. İmam-ı Malik'in. Ulamalar onu tanışardı. İmam-ı Malik'ini Nazırını ükası edip tanışardı. Keyinçelik İmam Malik ilimde iştihat kıldı, gayret kıldı. Akasından hurmatı bana top getti. Keyinçelik Nazırını Malik'ini akası edip tanışardı yanında balıştı. Hazırsız palancı vardı oğlu balı tanılarım. Zor yaşayın. İni ateyizi siz orkali tanısın. Palancının atası değilsin. Oğul ballar, atamız kıyan işten köprağını kıyaylık. Atamız yetken çokkudan tevarağa çıkaylık. Şunda atamızı hakiki oğlu bulamız. Hakiki farzandı bulamız. Soyası da kop gitmeyelik. Burası da patri bitirip okumayalar hakeler.
Otası top koygen yüde yaşadı, otası toplop koygen pulda yedi, özü hiç nesi kımadı. Ketti. Hüttü dünyaya keme gendik. Is kaldırış gerek, is kaldırış gerek. Yaşı is kaldırış gerek. İlimlilerde ailesi de tuğuluşluğunu özü, bir kişinin ilimli buluşluğu kifaya kımıydı. Kança kança ilimli adamlarda körasız ilimlik, ailesi de ilim var ama farzantlardan bronta bir ahli ilim çıkmagan. Ya ki aksınca, ilim marifattan uzak bugün hanadanlar var, karasız zor bir alim fazil insanı yetişip çıkan. Şerayet muhut çünkü onlarını yetiyelip alıp var. İmam-ı Mali'ni, bana şu ilim yolu yürüyüşüge sebep bugün işlerden bittesi, anası bulan onun ortasında bugün vakıya. İmam Malik'in anası Aliye binti Şurayk İbni Abdurrahman İbni Şurayk. Bana şu ayol özünün farzantlarını hayattaki yolunu tanılaştığı da yordan verdi. Doğru yol tanılaştıkça yolla koydu. İmam-ı Malik yaşlıgı da muğanniylerde işe kızıkıp aldı. Yaşlıgı da gina'ya kirişip aldı musikaya. Gina özünün asası işi buluşunu hokladı. Anası bunu gördü de bunga rozi bo'lmadi. Farzandini ilim yo'liga boshlashni xohladi, ammo mana shu maqsadini amalga oshirishda farzandini majburlamadi. Kuch ishlatmadi. Aksincha, lutf bilan muomala qildi, muloyimlik bilan ish tutdi. Unaqa bo'lmaysan sen, men aytgan bo'ladi emas. Siz tashqaridan uni ezib, o'zingiz xohlagan tomonga burishingiz mumkin, lekin qalbi o'sha tomonda turaveradi muhabbati. Siz ana şu hoşuna boyagi yomonlikni xohlayotgan bo'lsa, xatoni xohlayotgan bo'lsa, qalbidan chiqarib ola olasiz, qo'lingizdan kelsa. Siz yutdingiz. Ungacha sizni ko'rganda kitob tushib turaveradi. O'yapan deb, siz chiqib kelgan tashaqqot telefonini o'ynaydi. Shuning uchun qalbiga joylay bilish kerak. Imom-i Molikning onasi qanday yo'l tutdi? Imom Molik hikoya qiladi. Yosh yigitcha ekanman, mug'anniylarning ishi menga yoqib qoldi. Anam bunu küzetkeç, beni bu yoldan kaytarmakçı olup dedi. İyi balam, eğer muğanniyinin yüzü hunik bosa, onun musikasıge bura parvak mıydı? Musikanı koy, fikhini örgen dedi. Men ginanı terk kılıp, ulamaları yer geçtim ve Allah Ta'ala beni sizler körüp durgen makam yetkisi. Ne dedi? Hunik sen sen dedi mi? Hunik bosa muğanniyinin yüzü, onu musikasıge bura parvakı mıydı dedi. Etibar verin. Sen hunisan demedi. İmam-ı Malik huni adam mesedi. Kelişken, gavdali, çırali, körken kişiydi. Ama yaş bala bu gene giden, he, men huniyken ben şekiliydi degen fikirde öz kellesi ekeltir valdı. İmam-ı Malik devam etedi. Keyin ona menge ulamalarının libastan alıp gelip giydirdi. Başımge kalan suvanı, onun üstüge selleni koydu. Şekilin, ulamalar yokşap kaldı. 8-10 yaşar bala. Dadası yokşarken kesin şimdi yüzü koysa 6 yaşar bala. Kanaka kıskıladı özünü. Ben getirdi. Dada kaldı da. Öy, balası meydeler. Oğlu bala için birinci kumir onun otası. Kaytarıp et hemen. Oğlu bala için en birinci kumir kimisi? Otası. Kim bala sen dese dada bala ben dedi bakıl gibi onlar. Doğru mu? Fakat siz, men, o'sha kichkina bolamizga ibrat bo'ladigan maqomdaman deb ayta olamizmi? So'ngra onam menga sen Robiyatul Royni oldiga bor. Undan keyingi so'zi Imom Molikning onasining keyingi so'zi. Oltin harflar bilan yozilishi kerak. Sen Robiyatul Royni oldiga bor. O'sha davrning eng ulug' olimlaridan, imomlaridan. Uning ilmini o'rganishdan avval uning odobidan o'rgan. Talib ilm bo'lgan ukalarimizga aytadigan so'zimiz, ilm o'rganishdan avval odob o'rganaylik. Odob, odob, odob. Bu ayol o'zini o'g'lini tarbiya qildi shu so'zi bilan. Bitta erkak kishini tarbiya qildi, ummatni tarbiya qildi. Ana birodalar, ummatni yuksaltirishlikda ayol kishini tutgan o'rni qanchalar muhim. Bolasini kelajakda kim bo'lishini kim belgilayapti? Onasi belgilab beryapti. Robiyatul Roy axloqi oliy bo'lgan kishilardan edi. Mana endi yosh Molikimni anas ulamolarda libosini kiyib ilm yo'liga birinchi qadamlarni qo'yapti. 80 yil davom etdi bu yo'l Imom Molik uchun.
80 yildan ko'proq davom etgan ilm yo'li. Shon sharafga, nurga to'lib toshgan ilm yo'li. Ummatni eng ulug' 4 olimidan biri bo'lish yo'liga anbiyolar qoldirgan ilm olishlik, ilm meros yo'li yurishdi bo'ldi. Bu oqil ayol ummati Muhammadiyga qanday hadiyani berdi ya? Bu ayolning ishi, fikri, tanlagan uslubi qanday bir chiroyli bo'ldi ya? Farzandini to'g'ri yo'lga chiroyli uslub bilan yo'llab qo'ydi, unga to'g'ri yo'lni ko'rsatib berdi. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin was salatu was salam ala sayidina Muhammad as-sodiqul va'dil amin. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imom Malikni yoshlik davrida Madina Munavvara tobiinlardan bo'lgan ulamolar bilan to'lib toshgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Masjidi Nabaviyasi ilm tarqatiladigan jamiya, universitet o'rni edi. Masjiddagi halqalar ustida ummatning ulug' olimlari, tobiinlari turardilar. Robiya Turroy, Ibn Hurmuz, Nofi', Zuhri va Rasulullohning ahli baytidan bo'lgan Ja'far us-Sodiqlar. Bu davr Rasulullohning davriga yaqin davr edi. Xulofoi roshidlarning davriga yaqin edi. Sahobalarning davriga yaqin edi. Bu zamonlarda aytilgan fatvolar hali odamlarning tillarida yot edi. Ibn Mas'ud, Ibn Umar roziyallohu anhum va tobiinlarning sayyidlari mana Sayyid ibn Musayyab bularni aytgan fatvolari hali odamlarning tillarida edi. Bu avlod kishilari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davriga yaqin kishilar edi. Hali payg'ambarimiz davridagi urf-odatlar o'zgarmagan, ibodatlar, kiyim, so'zlar bularni barisi payg'ambarimizning qoldirgan nahjasiga ko'ra ketayotgan edi. Shuning uchun Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bir masalada talashib turgan ikki kishini ko'rganida aytgan edi: "Agar sizlarga maslahat kerak bo'lsa, ya'ni qaysinisi sunnatga muvofiqligini bilishlik maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, Madinaga boringlar" dedi. Chunki u davr, mana aytayapmiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davriga yaqin edi va Rasulullohning sunnatiga ko'proq va to'g'riroq amal qilgan kishilar mana shu shahardagi kishilar edi. Madina ahlining fatvosi boshqa fatvolardan muqaddam turar edi. Agar sahobalardan birontasi boshqa bir shaharga, boshqa yurtga borib turib fatvo bergan bo'lsa, keyin Madinaga qaytib kelib, u otgan fatvosi Madina ahlining fatvosiga teskari bo'ladigan bo'lsa, o'zini fatvosidan qaytgan. Mana Ibn Mas'ud roziyallohu anhu iroda turgan paytida bir kishini savoliga javob berib fatvo aytadi. Keyin Madinaga qaytib kelsa, Madina ahlining fatvosi Ibn Mas'udning fatvosiga xilof bo'ldi. Shunda haqqa haris bo'lganligidan Ibn Mas'ud Iroqqa qaytib bordi. Haligi savol so'ragan odamni topib turib, Madina ahlining javobini berdi. Ya'ni ko'ringlarki, haqqa sobitligidan, haqqa harisligidan. Imom Malikni davrida Madina Munavvarada 40 ga yaqin kibor ulamolar bor edi. Keyinchalik mana shu narsa Imom Malikni mazhabiga, u kishining ilmiga ham qattiq ta'sir ko'rsatdi. Imom Malik aytadi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azotlarni biriga juda katta adatdagi sahobalar bilan chiqdi. Vallohu alam, bu Tabuk g'azoti edi. 30 ming kishi chiqqan, bilasizlar, sirat darslaridan. Ular bilan Rasululloh keyin Madinaga qaytib keldilar. Ana shu kishilarning 10 mingtasi Madinada vafot etishdi." Ya'ni 30 ming kishi chiqdi, 10 mingi Madinada yashab, payg'ambarimizdan hadis eshitib, payg'ambarimiz hadisini bir-biriga aytishib, sunnatlarni rivoyat qilishib o'tishdi. Qolganlari har tarafga tarqab ketdi. Mana Imom Malikning gapini qarang. Endi shu ikki toifa sahobalarning qay biriga ergashlik to'g'ri bo'ladi? Rasululloh bilan qolib yashab o'tgan 10 ming kishigami yoki har yoqqa tarqab ketgan odamlarni so'zlarigami? Ya'ni bir shaharda 2 ta sahoba bor, bir shaharda 5 ta sahoba bor. Shu shahardagi olimlarning fatvosini ushlash to'g'rimi yoki 10 ming ta sahoba bir yerda yashab o'tgan mana shu Madinaning fatvosini olishlikmi? Shuning uchun Imom Malikning fiqhida amalu ahlul Madina degan bobi qismi bor. Maliki mazhabidagi ulug' masala Madina ahlining amali. U kishi o'zini mazhabidagi fatvolarda suyanishligida mana shu narsaga ham suyangan. Ya'ni Madinada bir sunnat tarqagan bo'lsa, uni boshqa yerdagi amallardan muqaddam qo'yilar edi. Albatta, Imom Malikning atrofidagi bu ilmiy, iymoniy muhit u kishini shaxsiyatini shakllanishiga ham qattiq ta'sir ko'rsatdi. Yana buning ustiga bu kishini ilmga harisligi, ilmga bo'lgan mehnatdagi jiddiyligi, bularni qo'shing,
İmam Malik de insan terbiye tapdı. Bana İmam Malik yaş balıyken muğanni bu mahşub oldu dedik. Ata anasını körsetmesi bilen ilim yoluna kadem koydu. Ustazlardan biri bolgan İbni Hurmuz'un eşiğine aldı yekilip çıkışını uzak kütüptür aradı. Peşinde mi? Ya bir adamlar taşkarıya çıkmıyor vakitten borardı da eşiği tayyada otur aradı. Ta ustazını çıkmıyorca ya ki eşiği tayyada türgenliğini sezgünlerce. Kaçan çıkarken de payla. Yani ilimge bugün harisle giden, ustazlarge bugün hürmet eden. Şunda İbni Hurmuz eşiği tayyada borgini sezgendik. Cariyası yeterken karacı eşiği tayyada bura oturken yok şey yaptı mı? Haliki cariye varıp durup karab ana ve aşkar bala turup derken. İbni Hurmuz cariyası ya onu içkereye kiriteyim. Elbette o adamların alımı de koyarken. Takvali fazıl alım kişini. Farasatını göreyim. Bu alım bala da kereceydi. İçkereye kirgizeyim. Kençelik İbni Hurmuz'da közü aciz bakarken şunda hem İmam Malik o kişinin yanında dururken. Meçhide talep abarıp meçhiden üye kayıtı bir talep apkeler edin. Ve ilmeden hani şu barış gelişliği de faydalanır edin. Kadın ya şu meçhide barıp ke güçü faydalanırken. İmam Malik ete de. İşte ustazım İbni Hurmuz'da eşiğini aldı dedi ki taşta oturup sağ ot gitmesi için kimim içine pahta savalardım dedi. Mana şunu kılıp ilimge bu kişiler haris oldu, çankak oldu. Şu zayılda İmam Malik İbni Hurmuz'dan 7 yıl talim aldı. Bu 7 yıl arasında başka bir ustazla aldı yabarmadı. Yani o davrlarını ilim alıştık tertibi şuna kabul edin. Bitti ustazla ilimde 5 yıl mı 6 yıl örgen gülse başka cahaya, başka şehirde aldı yabarmasakın. En birinci ustazı Rabiatu Raybagan, ondan keyin İbni Hurmuz. Ana şu davrdaki közge körüngen uluğ alimlerden Abdullah İbni Ömer'nin azat kıyan kulu, mevlası Nafi idi. Abdullah İbni Ömer'nin fikrini en bilimdanı Nafi idi. Bu kişi kul bagan, keyin azat bagan, mevlalardı. İmam-ı Nafi, hadi bu adamı bezata kılışını yaş görmezdi. İlim kereye borsa derdi, ilim halkasıya borsa meşke derdi. Yani bu İmam Malik yaş bala, o katta halkaya borsa, katta adamlar dışı da hiç kim bu mekoladı. Şu adamdan hem ilim alışıkı haris bulardı ve vaktini paylardı. İmam Malik etedi, Nafi'nin eşiğini aldı ki künlü yarımıda kelerdi. Kuyaştan sakınardığın cay bulmayan vakitte. Onu eşiğini aldı da kütüp durardım çıkışını, çıkkana da kuttu körmeyen de arkasına yerçip, Assalamu aleyküm deyip koyup yan başta ket orardım. Meşkiyeti edip koyan payıda Assalamu aleyküm deyip duruyor yana bir madde. Bana o masalada İbn Ömer nime de gene deyip meşkiyet küçe fırsat paylap, saval sorup ilim örgen aradı. Ulamalardan bir etken eken, braderler, ölgenimde cenazam bir kemeseler meyli, matrigimde ilmimden paylanıp kalırlar derken. Bu ustazlarda Trigi payıtı da ilmeden örgenip kalışı kereye bugün payıtı da para akımımızda ama vafat edip olsa cenazıya barmaslıydı biz tasavvur kılamayız. Hürmatımız barlı güçün barımız da cenazıya ama trilige de ilmeden akımımız faydalanmayız. Elbette İmam Malik'ini ilimge bugün harisliğini ve onge yetkiz adıgan hileni kıdırgenliğini körüyün. İmam-ı Nafi'nin üyü Baki mintakası deydi. İmam Malik her doğum gidip eşi gitayda ısığda otursa bir gün apası görüp kaldı İmam Malik'de. Kelip atası ki şikayet kıldı. Malik aptalda şuna ısığda turup da ustazın eşi gitayda da rahmi geldi. Şunda atası etti ki onu özünü halaya koyayım. O Resulullah'ın hadisinin örgeni yaptı. Yani ilim örgeni şey oldu çünkü maşakkat boladı. Buladı yani ilim talebedeki iştihadını göreyim. Yaş bola. İlimge bugün muhabbeti katkılı giden, adamlar okulaya duyan payıda, köçüge çıkmaya duyan payıda, az gene bozayan ustazdan ilim apkalı edip, barıp eşiğin tayyada oturuptu. İmam Malik'nin ustazlardan yanar biri, İbn-i Şahab-ı Zuhri. Bu kişinin hem suhbeti haris bulardı. İmam-ı Zuhri, Şam'dan Medine'ye kayıtıp gelen idi, Şam'da Kazili mansabıda bugün, halifelerini, farzantlarına ders verirdi. Medine'ye kekendenken o kişinin ilmi örgengeni adamlar etrafında toplandı. Yedi boya getekenimizde İmam Malik yaş bala o için mecliste oturup soğal bir amiydi. Lekin o kişinin hem boş fırsatını paylardı. İmam Malik yetedi, ayet günü buldu. Hayet günü buldu, özüm gözüm ettim. Bugün boş buladı. Bugün boş buladı dedim de namazda okup doğru İmam-ı Zuhri'nin eşiğini alıyor bari oturdum. Çakırışke uyaldı.
Çünkü bu ayet-i kerimemizde kelişilgen nima emas? Kelişilgen ziyaret emas bu. Eşitayda turdum. Şunda cariyası meni turganimni bilib, "Onavo aşkar mavloyingiz kepti" dedi. Uni ichkariga kirdi dedi İmam Zuhri. Kirganimda namozdan keyin uyingizga ketmadingizmi dedi. "Men yo'q" dedim. "Biror narsa yedingizmi?" "Yo'q." Taajjublandi. Ya'ni ayit kuni oilasini qo'yib, ovqatni qo'yib, hayit kungi o'yin kulgini qo'yib bu ustozni uyini oldida turibdi. Oldiga ovqat olib kelib qo'ydi, "Mana undan yeng" dedi. Yosh imom Malik ovqat yemayman dedi. Nimani istaysiz bo'lmasa dedi, "Menga Rasulullohning hadisidan aytib bering" dedi. Kitoblar ham bo'lmagan hozirgi daqiqa ko'p. Ular borib turib og'zidan eshitgan. "Menga Rasulullohning hadisidan aytib bering" dedim. Keldi dedi-da hadis aytishni boshladi. İmom Malik o'zining lavhasini qo'liga olib yozishni boshladi. Falonchi falonchidan deb Rasulullohning hadislaridan 40 tasini aytib berdi. So'ngra to'xtaganida, "Aytoring yana" desam, "Senga kifoya qiladi. Avval bular yodlab ol" dedi. "Men yodlab oldim" dedim. İmom taajjublandida qo'limdan lavhani olib, "Qani aytib berchi" dedi. Bir chekadan 40 ta hadisni bir marta eshitib, so'zma-so'z qaytarib berdi. Qani bu qanaqa bir qudrat, qanaqa iste'dod, qobiliyat. Bir marta eshitib nima qilyapti? Voy biz-chi, 4 ta, 6 ta, 10 ta raqami bor telefon nomerni eslab qolgan uchun olib ketamiz. Qareylar, qanaqa odamlar haqida gapiryapmiz biz. Alloh taolo shunday bir qobiliyat xotirani bergan va ular ilm yo'liga sarflagan buni. So'ngra lavhamni qo'limga tutqazib turib, "Turuningdan" dedi. "Albatta sen ilm idishlaridan biri ekansan" dedi. Ya'ni ilm idishlarga quyiladigan bir narsa bo'lsa, sen shu ilm idishlaridan biri ekansan dedi. Biz birodarlar oddiy odamlar haqida gapirayotganimiz yo'q. Bizga haqiqiy ibrat bo'lishiga loyiq odamlarni gapiryapmiz. Ular mana shunday qobiliyatini Allohga rozi bo'ladigan yo'liga, ilm yo'liga va ilmni tarqatish yo'liga sarfladi. Shu bilan tarixda ularning nomi qoldi. Bu yosh boladagi ilmga bo'lgan shijoatni, himmatni ko'ring-u, endi bizning zamonimizdagi yoshlarning ilmga bo'lgan himmatini ko'ring. Himmatini taqqoslang. İmom Zuhri mana shunday bir xotirasi kuchli, ilmga chanqoq bo'lgan, qobiliyatli bolalarga haris o'zi istab yurar edi va bulardan boshqalardan talab qilgandan ko'ra ko'proq narsani talab qilardi. Bunaqa qobiliyat egasi ko'proq ishlash kerak. İmom Zuhri o'zini darslarida, o'zini halqalarida shogirdlariga dars aytar ekan, orada hadis aytar edi, lekin to'xtamay o'tib ketaverardi. Yozib olishlikka ulgish qiyin edi. İmom Malik yosh bola İmom Zuhri'ni dars halqasida o'tirar ekan, qo'liga ip olar edi. İmom Zuhri shu dars asnosida hadis aytsa bitta tugib qo'yardi, bitta. Yana gapirayotib orada hadisa yana bitta tugib qo'yardi. İkinci tugun, üçüncü tugun. Her hadisni eshitganda tugib qo'yardi. Dars tugagandan keyin İmom Malik haligi tugunlarni qarab turib, bitta eshitgan hadislarini aytar edi. Bir kuni qaradi, dars tugagandan keyin 30 ta tugun bo'pti. 30 ta tugibdi. O'tirib, bir chekadan hali tugunlarni o'tkazib, hadisni aytdi-da bittasi qolganda esiga kelmadi. 29 ta hadisni bir marta eshitib otlab qolib, bitta esa har qancha urinmasin yodiga kelmadi. Ustozi İmom Zuhri'ning oldiga kelib, o'sha xayoliga kelmayotgan bo'yiga hadisni so'raganida, İmom Zuhri, "Shu darsda o'tiruvdingizmi?" "Ha, o'tirdim" dedi. "Nima yodlab olmadingiz?" dedi. "Endi 29 tasini yodlabman, bittasi esimga kelmayapti. Ozgina yengillik qiling" dedi. Aytayapmiz-ku, bu xos o'quvchilardan talab ham xos bo'lgan ekan. İmom Zuhri, "Odamlarni yodlash qudrati ketib qopti. Men nimani qalbimga joylagan bo'lsam, hech qachon unutmaganman" dedi, keyin ana shu 30-chi hadisni aytib berdi. Ya'ni nimani yodlagan bo'lsam, esdan chiqarmayman deb, esimdan chiqarmaganman dedi. Ilmga bo'lgan harislik, unga bo'lgan davomiylik, g'ayrat, ulkan mehnat, Alloh bergan qudrat. Mana shu narsalar bu İmom Malikni ummatni eng ulug' kishilardan biri bo'lishiga olib bordi. Mana shular ummat orasida bu insonlarni yulduz bo'lib porlashiga yetakladi. İmom Zuhriydek imomlar boshqa ulug' imomlarni tarbiya qildi. Ularni shunday bir oliy martaba yetishligiga mana shu ustozlar ko'mak berdi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni mana shu imomlarning hayotidan o'qib o'rganib ibratlanishga nasib etgan bo'lsin.
Akulu kavli hada ve estağfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mesela başı imamlarımızın hayatını okup uygulayan edik. Bugün İmam Malik rahmetullahi aleyhine hayatındaki navbetteki dersimiz. Gelin bana bugün İmam Malik'ni İmam Malik bo'lishiga sabab bo'lgan ustozlari haqida gaplashsak. U kishi kimlardan ta'lim olgan? Bu ulug' insonni tarbiyalashida xizmat singan imomlar, olimlar kimlar edi? Ularning birinchisi Robiyatur Roy. Robiya ibn Abi Abdurrahman, Robiya ibn Farruh. Farruh olim munkadirning mavlolaridan bo'lgan edi, ozod bo'lgan qullardan. 13-chi hijriy yilda vafot etgan edi. Islom birodarlar o'zini bir ulug' büyük manhaji bilan qulni sayyidi bilan teng qildi. Agar qulni ilmi bo'ladigan bo'lsa, sayyididan ham yuqoriroq martabaga ko'tardi. Bu kishini Robiyatur Roy deyishiga sabab shariy hukmlarni istinbot qilishlikda faqatgina nasga, matnga, oyat hadisgagina emas, o'zini aqliga, ra'yiga suyanganligi uchun Robiyatur Roy deb aytishadi deb aytilinadi. Yana bir so'zda u kishining bir roji ahli ulkan fahmini mana shuning ikkalasiga nisbat qilib turib Robiyatur Roy deyishardi deydi. Vallohu alam bissavob. O'z zamonidagi tengsiz farid taqvoli olim kishilardan edi. Shayx Abu Zuhra o'zini kitobida Robiyatur Roy haqida aytadiki, biron bir masalada vorid bo'lgan sahih hadis keladigan bo'lsa, Robiyatur Roy hadisni o'zini aytar edi. Agar hadis bo'lmaydigan bo'lsa, shunda o'zini ra'yini, fikrini aytar edi deydi. Onasini ko'rsatmasidan keyin İmom Malik mana Robiyatur Royni halqasida ilm majlisida uzoq muddat o'tirdi. Robiyatur Roy nihoyatda bir didlik, nozik tabli inson edi. O'zini tashqi ko'rinishiga juda bir qattiq e'tibor berar edi. Bu narsaning ta'siri İmom Malikka ham o'tdi. Yoshi ulg'ayganidan keyin mana ustozi Robiyatur Royga do'st bo'lib yurdi. Shunda ham uni yonida suhbatida o'tirar edi, hadis tinglar edi. Mana shu Robiyatur Roydan eshitgan hadislarini İmom Malik boshqa hadislarga qo'shib, ulardan avvallari boshqalarga kashf bo'lmagan ajib bir istintojlarni keltirib chiqarar edi. Shuning uchun İmom Malik aytgan edi, Robiyatur Roy vafot etganidan keyin Robiya ibn Abdurrahman vafot etganidan keyin fiqhning halovati ketib qoldi. İmom Malik o'zining Muvatto kitobida, mashhur Muvatto kitobida ko'p hadislarni ustozi Robiyadan rivoyat qilgan. İmom Malikini keyingi ikkinchi ustozi Abdulloh ibn Hurmus. Bu kishi tartib bo'yicha ikkinchi zikr qilinayotganligi bilan o'zi asli İmom Malikni birinchi ustozi desak adashgan bo'lmaymiz. İmom Malik bu kishi bilan 7 yoki 8 yil ilmidan oldi. Bu muddat ichida boshqa shayxlarning oldiga bormadi. İmom Malik bilan Ibn Hurmuzni ustozining aloqasi 30 yildan ortiqroq muddat davom etdi. 7-8 yil ilm o'rgandi, keyin 30 yilgacha muomalasi davom etdi. Ana shu paytda ham ilmni o'rganishda davom etdi. Bu haqida İmom Malik aytar edi Ibn Hurmuz haqida, agar bir talibi ilm olishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, bir kishining suhbatida, bitta ustozning suhbatida 30 yil yurish kerak bo'lsa deradi. Shu so'zini aytgan paytda İmom Malikning shogirdlari ustoz o'zi haqida gapiryapti deb qo'yishardi. Ya'ni 30 yilgacha shu kishining ilmini, ta'limini olgan. Ibn Hurmuzning o'zining ismi Abu Bakr Abdulloh ibn Yazid edi. Ibn Hurmuz ismi bilan mashg'ul bo'lgan bu olim mana İmom Malikdek ulug' imomni ummatga taqdim qilgan ustozlardan. 148-chi hijriy yilda vafot etdi. Mana shu paytda İmom Malikning yoshi 55 ga yetgan edi. Yana bir e'tibor beradigan narsamiz, İmom Malik arablarning aslidan yamanlik, uzddan. Endi Ibn Hurmuz esa arab emas edi. Mavlolardan edi. Mavlolar avval qul bo'lgan, keyin ozod bo'lgan odamlar. Qarang, mana shu arab bo'lmagan, quldan chiqib keyin ozod bo'lgan kishi arablarda aslidan bo'lgan arab kishiga ilm o'rganishlikda ustoz bo'la olyapti. Arab masligi ma'no bo'lmagan edi. Shuning uchun ilm birodarlar qullarni podshohlar martabasiga ko'taradi. Inson bolasi dunyoda erishadigan martabalarning eng ulug'i
Birodarlar, bu ilim bo'ladi. Chunki Alloh taolo ilm bilan insonlarni ko'tarishligini o'zining oyatlarida bizga bayon qilgan. Ibrohim Hurmuzni endi qanaqa odam bo'lganiga bir quloq tutamiz. U kishining vasfi. Cho'log'ida karada. O'g'ling arab emas. Mavlolardan chiqqan. Bir oyog'i qiyshiq, yana quloqi og'rodan bo'lgan ekan. Ammo shunday bo'lsa ham ummatda eng peshqadam, peshvolaridan, imomlardan bo'lishligiga bu narsa mani bo'lmadi. Qaraylar-da, biz hammamiz ojizmiz, zaifmiz. U tan olishimiz kerak. Biz ana shu ilmni talab qilishlikdagi Alloh taologa bo'lgan ixlosimizda, talabimizdagi bir jiddiylikda bir-birimiz ikkinchimizdan farqlanamiz. Mana shu Ibn Hurmuz, Robiyatur Roy, Ibn Shahoba Zuhri, Umar ibn Abdul Aziz mana shular qatoridagi olimlardan deb zikr qilinadi. Mana shu toifa ilm martabasidagi 4-chi tabaqa deyiladi. Imom Molikni ustozi Ibn Hurmuzdan o'rgangan bir katta narsasi bilmayman degan so'z. Ya'ni bilmaydigan bir masala haqida so'ralganda bilmayman deb javob berishni Imom Molik ustozi Ibn Hurmuzdan o'rgandi. Ilmdagi martabasi shuncha baland bo'lishiga qaramasdan Ibn Hurmuz fatvo aytishlikka shoshilmasdi. Biror masala haqida so'ralsa, agar javobini bilsa aytar edi, bo'lmasa o'ylanib turib bilmayman der edi. Odamlar hayron bo'lishar edi. Shuncha ilm egasi bo'lib turib bilmayman deysizmi? Shunda Ibn Hurmuz aytardiki, bilmayman degan so'zni aytish xato bergan javobdan ko'ra yaxshiroq. Tushunalingmi? Bilmayman degan so'z xato aytilgan javobdan ko'ra yaxshiroq bo'ladi albatta. Ma'qulmi? Agarchi biz ham shu narsani o'rganib olsak juda ham yaxshi bo'lar edi. Ibn Hurmuz aytar edi. Faqih o'zining shogirdlariga bilmayman degan so'zni o'rgatishligi kerak bo'ladi. Toki shu narsa ularning qo'lidagi asl bo'lsin. Bilmaydigan narsa haqida so'ralganda bilmayman deyishligini uddalay olsin. Shayton bizga u gapni aytishlikka yo'l qo'ymaydi. Aqar biramiz, baqa biramiz, lekin bilmayman degani nima qilamiz? Nimamiz yo'l qo'ymaydi? Kibrimiz yo'l qo'ymaydi. Kibrimiz. Imom Molik mana shu narsani ustozidan o'rganganida so'ralgan ayrim masalalarga bilmayman deb javob berardi. Ana shu bir kishi kelib bir masalani so'raganda Imom Molik qarab turib, men bilmayman ekan buni dedi. Imomi Molik bo'lib turib, payg'ambarimizlar masjidida bir dars aytib turib, bilmaysizmi deb turib xijolat qilmoqchi bo'lar ekan. Shunda Imom Molik bor. Madinani 4 yoki 3 bir balandligi bor. Chiqib hammasidan turib baqir. Mana masalani Imom Molik bilmaydi ekan deb dedi. Ma'qulmi ilm o'qiyotgan kimkalar? Bilmaydigan narsamizni bilmayman deyaylik. Falon domlaga bor, mendan ko'ra shu masalani yaxshiroq biladi deb o'raveraylik. Bu kamoli taqvodan bo'ladi. Allohdan qo'rqishdan bo'ladi. Mana shu bilmayman degan so'z ulamolar o'rtasida mashhur edi. Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbos deb ulug' sahobalar ham bilmaydigan narsasini so'rasa bilmayman deyorgan ekan. Ajiba. Ibn Abbos aytardiki, agar olim bilmayman degan so'zni xato qilsa, unga halokat yetadi. Olim bilmayman deyishni bilmasa, albatta bir kun halok bo'ladi. Imom Molik 4 mazhabda imomlardan bittasi bo'lishiga qaramasdan mana shu so'zni aytardi. Biz ham o'rganishimiz kerak. Shayton bizni kibrga boshlab qo'ymasin. Faqat endi din ishlarida emas, umuman dunyo ishlarida ham bilmaydigan narsani bilmayman deyishga o'rganaylik. Ustalar, mashina mana bo'lyapti desa, aqlingiz yetmadi bir soat kavlab. Aytib qo'yaveringmi, aqlim yetmadi palonchiga boring deb. O'sha klienti vaqti, puli, umri, asabi nima bo'ladi? Hurmatingiz tushmaydi, hurmatingiz ko'tariladi. Ma'qulmi? Mana shunday ulug' imomlar bilmayman deyishlikda uddalay olishgan ekan. Imom Molikni ustozlardan yana biri Nofi ad-Daylamiy, faqih muhaddislardan. Bu kishi Abdulloh ibn Umarning mavlolaridan quli bo'lgan, keyin Abdulloh ibn Umar bu bolani zehnini, ilmiga bo'lgan rag'batini ilmda o'zlashtirishini tez bo'layotganini ko'rib, ozod qildi va unga ilm berdi. Qaraylar-da, qullariga qanaqa e'tibor beryapti bu sahobalar. Odamlar bolalariga e'tibor bermayapti hozir.
Doğru mu? Bolları ya. Nafi ibn Cerciz ad-Daylami. Arap imasıdır. Yani Arap tırını yapılışlıydı. Ayrım harflarda telaffuz kılışıydı. Tırıda nuksan baradı. Harflarda telaffuz kılışıydı. Bir nuksan bu genekken. Ama ilim çokkısı geçişiden burası tosup olmadı. O kişi ilim derecesi de şimdi bir çokkular getti ki Halife-i Roşlarını 5. sıx soblangan Ömer ibn Abdülaziz Mısır ahlige bu kişinin muallim kılığı vardı. Mısır akeler Müslümanlarda en katta mintakalardan, en muhim mintakalardan bugün. Şu yerge muallim olup ketekkenliğinin özü kançalar ilimi yukarı ekenliğine dalil buladı. İmam-ı Nafi öte kuşuyor zihinliydi. O Abdullah ibn Ömer'den, Abu Hurayra'dan, Abu Said al-Hudri'den, Ayşe anamız raziyallahu anh'dan hadislerini rivayet kıldı, örgendi. Çünkü İbn Ömer'in fikhini en bilimdanı da bana şu Nafi aytilinerdi. İmam Malik yeter edi. Eğer menge Nafi'ni İbn Ömer'den eşitken hadisini aytışken bosa, yani şu yol bulan menge hadis keken bosa, başkalardan eşmegenimge parvak mekhoremen. Yani şimdi bir işençli yol. Resulullah'tan İbn Ömer, İbn Ömer'den Nafi rivayet kıldı dese İmam Malik şimdi alırlar. Çünkü muhaddislerde tılıda aytilinerdi. Sanatlarının en sahihi Malik'ni Nafi'den, o ise İbn Ömer'den rivayet kıyan yolu deyişedi. İmam-ı Malik'in ustazlarının yanına biri, Uluğ İmam, Abu Bakr, Muhammed ibn Muslim, İbn Şihab az-Zuhri. Bu kişi Medine'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ana tarafından babası Zuhri'ye bağlanadı. Resulullah'a karındaşı buladı. Ona tarafından. Bu kişi tabiinlerden hesaplanadı kişkinelerden ama kibar tabiinlerden göre köprü hadis yatlayan kişiydi. Ana şu kibar tabiinlerden bugün Amr ibn Dinar İmam-ı Zuhri hakkında adamlar cüda köp yaşı yapılardı yapırken eşit durup ilimli ekenliği hakkında yapırken eşit. Hayır da bu men Abdullah ibn Ömer'e Abdullah ibn Abbas'la yolukken ben bu uykeli sahaba yolukmagen kayadan bunçal ilimli buluşu mümkün deyip koyar adı. Şimdi İmam-ı Zuhri Mekke'ye kegeni de bu Amr ibn Dinar karı kişi yürüyemezdi de oturup koyar adı. Beni abar ilaçı o şey Zuhri de aldı ya dedi. Kötü araba abar işte. Barıp İmam-ı Zuhri bilen tüm göçü oturdu. Ken kayıt bir geneden ken Zuhri kanak alamayken deyip soruşurdu. Aydı ki vallahi bu Kureyşlikke tenkel edilen kişini görmeyken ben dedi. İtibar verirler de. Bana o adam benden ilimli deyip ayta alırken onlar. Bu bizi zamanımızdaki cüden bir nayab bugün işler. Bu adam oğlum adam. Bu adamdan padanış gerek demiydi. Hadiydi. Bu adam. Hıyan dedi. Şunun için Ömer ibn Abdülaziz türlü taraftaki Müslümanlarla maktubu yazıp aytardı ki özüylerge İbn-i Şihab az-Zuhri'ni lazım tutunlar. Ötken sünnetini ondan göre yakışırağa buladıken başka adamı tapamayızlar derdi. Mısır'ın imamı ve şeyhi Leys ibn Sa'd, İmam-ı Şafii'den avval imamı, Zuhri'den göre bilimli işini görmeyen ben de yanıdı. Kareler de kanaka ustazlardı kolada talim alı yaptı. Kim? İmam-ı Malik. İmam-ı Zuhri kitabını köp tılavat kılardı. Kitabını cüde uzağa okurdu, köp okurdu. Üyüdem has mektebesi baradı kütüphanası. Hatını şikayet kılardı. Hatını da şikayet kılardı. Vallahi meşhur kitaplar men için üçte kündaştan kere yaman rahat derdi. Yani üçte kündaşım bu yanı da şu üç yöre kündaşım ki sarpı dedikken vaktiden kere köprağını kime sarpı yaptı? Kitabı ya. Köreler bu adamlar kim bu ya? Bana bizi ibret buladı yanlar. Kareler. Yine bu bar adamlar reyelni adamlar. Makul mu? Bu İmam Zuhri sakafatı yüksek edi. Eğer nasıl nasab hakkında yapırsa başkalar cin tür aradı. Huttu nasıl nasab da bilmegendi. Yani bu kişinin aldığı da bilmegendi diye bakmaladı bunlar. İmam Zuhri özünün zamanasını tengsiz alımlardan da 124. Hicri yılda vefat etti. İmam Malik'in ustazlardan yana bittesi Cafer as-Sadiq. Cafer as-Sadiq peygamberimizin ailesinden, ahl-ı beytinden buladı.
Cafer-i Sodiq 148. Hicri'de vefat etken, bu ustozidan unaqa uzoq muddat ta'lim olmadı, sababi vefat etib ketdi. İmam Cafer-i Sodiq daho kishilardan edi. Aytardi ki, Alloh biz uchun bir narsani xohladi va bizdan ham bir narsani xohladi. Ya'ni biz uchun xohlagan narsa qiyomatga borganda bilinadi. Bizga nimalarni Alloh taolo xohlaganini. Endi bizdan talab qilgan narsasi nima? Bu shariat. Alloh biz uchun xohlagan narsani bizdan maxfi qildi. Ammo bizdan xohlagan narsani bayon qildi. Oxirat ishini maxfi qildi, g'ayb ishlarini. Ammo bizdan xohlayotgan narsasini bayon qilib qo'ydi shariati bilan. Bizga nima bo'ldi ki, Alloh bizdan xohlagan narsa bilan mashg'ul bo'lishimiz o'rniga bizdan maxfi qilgan narsa bilan ovora bo'lyapmiz. Albatta bu kishi mana shunday bir ulkan aql egasi bo'lgan daholardan edi. İmam Malik Cafer-i Sodiq bilan uzoq birga bo'lmadi. Chunki mana aytdiki vafot etib ketdi. U kishidan ilm olishlik bilan birga odobni va qalbni musaffoligini o'rgandi. İmam Malik aytardi Cafer-i Sodiq haqida. Cafer ibn Muhammadning yuzi ochiq, tabassumli ekanini ko'rdim. Ammo uning huzurida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zikr qilinsa, rangi o'zgarib ketadi. Ha, ochiq yuzli bo'lishimiz kerak, shirin suxan bo'lishimiz kerak, hazil mutoyiba tabassum bo'lish kerak, ammo Alloh va Rasuli zikr qilinganda, oyat hadislar zikr qilinganda birodarlar hurmat bajo keltirish kerak. Viqor bilan o'tirish kerak, jiddiy bo'lish kerak. İmam Malik aytardi bu ustozi haqida. Qachon Cafer-i Sodiqni oldiga kirsam, uni 3ta holatdan bittasida topar edim. Yo namoz o'qiyotgan edi, bo'lar edi, yo ro'zador bo'lar edi, yo Qur'on tilovat qilayotgan bo'lar edi. Mana shu sifatlarini ham İmam Malik ustozi Cafer-i Sodiqdan o'ziga yuqtirdi. İmam Malik aytar edi, Cafer-i Sodiq Rasululloh haqida gapirmoqchi bo'lsa, albatta tahoratli bo'lar edi. Ya'ni o'ziga taalluqli bo'lmagan so'zlarni gapirmas edi. Obid, zohid, Allohdan qo'rqadigan olimlardan edi. Qachon uning huzuriga kirsam, o'zini taydagi ko'rpachasini chiqarib, meni ostimga qo'yar edi. Ya'ni hurmat qilganligidan talibi ilmni. İmam Malikning ustozlaridan yana biri Muhammad ibn Munkadir at-Taymiy al-Qarashiy. Munkadir oilasi hadis va fiqh bilan mashg'ul bo'lgan oila edi. Muhammad ibn Munkadirdan eng afzal amal qaysi deb so'rasa, bir mu'minni qalbiga xursandchilik kiritishlik deradi. Siz uchun eng ma'qul boylik dunyo, eng yaxshi dunyo qaysi desa, birodarlarga foydasi tegadigan boylik deb javob beradi. İmam Malik rahmatullohi alayh mana shunday bir ulug' kishilarni qo'lida tarbiya topdi. İmam Malik mana shu ustozlaridan taqvoni, qalbni musaffoligini o'rgandi. Ustozi Munkadir haqida aytardi. Qachon qalbimda bir qattiqlikni topsam, ustozi Munkadirni huzuriga kelar edim, bir necha kun uni kuzatib holini undan ibrat olar edim. Mana shunday bir ulug' ustozlarning qo'lida ulug' imom, İmam Malik tarbiya topgan bo'ldi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad as-sodiqul va'dil amin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masab bosh imomlarimizning hayotini o'qishdagi navbatdagi darsimiz. Bu ulug' imomlar Rabbisining yo'lida sobit qadam yurishni xohlagan musulmonlar uchun ibrat bo'lgan edi. İlimde, xulqda, odobda, sulukiyatda. İmam Malikning shaxsiyatiga keldik. İmam Malikning shaxsiyati. U kishini shunday sifatlashadi. U kelishgan inson edi. Go'zal edi. Oq yuzli edi. Baland bo'yli, o'zini kiyimi va tashqi ko'rinishiga qattiq e'tibor qaratardi. Bu kishining ustida rojih aql, ilm, odob, axloq va go'zal ko'rinishlik jamlangan edi. Ya'ni bir ko'rib turib havas qilinadigan odamlardan edi. Ham jismonan, ham aqlan, ham suratan ko'rinish jihatidan. Ba'zida juda qimmat kiyimlarni kiyardi. Aytiladi, ustida kiygan kiyimi ba'zida 500 dirhamlik kiyim bo'lib qolardi. Xuroson va Misrdan keltirilgan noyob kiyimlarni sotib olardi. Qo'lida ko'zi qora toshdan iborat kumush uzugi bor edi. Bu ana shu ko'ziga uzugiga hasbiyalloh va ni'mal vakil degan yozuv yozilgan edi.
Aytaradi İmam Malik. Agar Alloh taolo bir bandasiga bir ne'matni bergan bo'lsa, boylikni. Shu ne'matni asarini shu bandani ustida ko'rishni men xohlayman, yaxshi ko'raman. Xossatan ilm ahllarida. Ular o'zlarini ilmga bo'lgan hurmatini mana shu o'zini tashqi ko'rinishida ham ko'rsatishligi kerak. İlim egasimi? Shunga munosib kiyinsin, munosib savlat bilan, mahobat bilan yursin deradi. İmam Malik o'zini ahlini yaxshi taomlantirardi. Har kuni go'sht bilan ta'minlardi, go'shtni muhayyo qilardi. Mevalardan bananni yaxshi ko'rar ekan qarang. Nima endi bananni yaxshi ko'rasiz boshqalardan desa, aytar ekanki, birinchidan pasha tegmaydi der ekan. Odamlarning qo'li ham tegmaydi. Yozda istaysanmi, qishda istaysanmi topiladi. Undan tashqari bu banan jannatni mevalarga o'xshaydi deradi. Har haftadan bir kunida talabalarni uyiga chaqirib, ularni mehmon qilardi. Mana shu narsa Abu Hanifa rahmatoallohu alayhi ham boradi. Haftaning biror bir kunini belgilab turib, biror bir munosabat bilan o'zini o'quvchilarini taomga ovqatga chaqiradi. Endi taomga chaqiruv uchun bu domlasini qo'lida bir narsa bo'lish kerak-da, birodarlar. To'g'rimi? O'zi tirishligini zo'r o'tkazayotgan bo'lsa, qanaqa qilib chaqiradi? Uydagi qulayliklar esa ko'rpa to'shaklar, yostiqlar va o'sha davr uchun kerak bo'ladigan jihozlar hammasi boradi. Uyini kirorishiga Masha Alloh degan yozuvni yozib qo'ygan edi. Buni sababini so'rashganida aytgan edi. Alloh taolo Qur'onda "Valaula iz daholta jannataka qulta Masha Alloh" degan. Ma'nosi sen bog'inga kirgan paytingda Alloh xohlagan narsagina bo'lar desang edi. Deb turib, dunyodagi jannat bu hovli deb qo'yardi. Bilasizlar, yigit kishining vaqti 4 ta narsada. Shundan bittasi keng hovli. Hovli sig'dirsin sizi. Bu imomlarda orasidagi farqni ko'ring. Biri kiyim kechagini turmushini sodda bo'lishiga harakat qilgan, ikkinchisi esa to'kin sochini farovonlikni yaxshi ko'rgan. Ayrimlari yegiligini zo'rga topib kunini o'tkazgan bo'lsa, ayrimlari yeyish ichishlikda serobgarchilikni yaxshi ko'rgan. Albatta bu imom boshlarimiz, bu ulug'larimiz holatan har xil bo'lishligi birodarlar dinimiz ulug'ligiga, kengligiga dalolat qiladi. Har bitta odamni o'zining imkoniyati bor, o'zining xohishi bor. O'sha imkoniyatidan kelib chiqib turib, xohish istagini bajarsa bo'laveradi, modomiki bu xohishi gunoh ma'siyatga olib borib qo'ymasa, shariat doirasidan chiqib ketmasa. Ulamolardan ayrimlari o'zini mahkam tutgan nafsini, ya'ni kimdir kengchilikdan foydalangan. Lekin ularda hammasi ilm o'rganishlikda, odamlar yotishlikda birodarlar bir xil bo'lishgan. Ularni ayrimlari zohidlik insonni tashqarisida ham ko'rinish kerak desa, ayrimlari yo'q. Zohidlik bu qalbda bo'ladigan narsa, kiyim kechakka tashqi ko'rinishga aloqasi yo'q buni deradi. Ayrim odamlar mana shu narsa uchun imom molikni malomat qilaradi. Ya'ni imom bo'lib turib shuncha qimmat kiyim kiyasizmi? Dinni albatta biz qalbimiz Alloh bilan bo'lishligi kerak, qo'limiz dunyo ishida bo'lishligi kerak. Yana qaytarib aytamiz, musulmon odamni kambag'al bo'lganidan boy bo'lgani yaxshi. Payg'ambarimiz duo qilganlar, Allohumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Parvardigor, men sendan kufrdan va faqrlikdan panoh tilayman degan. Tushunarlimi? Endi Alloh taolo faqrlik bergan bo'lsa, rozi bo'lib sabr qilib yashaydi, lekin boy bo'lishlikka intilishligi kerak u. Demak, imom Molikni mana shunday tanqid qilganda javob berardiki, tavozu kamtarlik, taqvo dinda bo'ladi, qalbda bo'ladi, kiyimda emas deradi. Endi aksincha, kiyimda shu sofilarni kiyimini kiyib, dag'al bo'lib, hokisot tutib turib, gunoh ma'siyat qilib yurgandan ko'ra, zo'r kiyinib, chertin kiyinib, nima deydi? Odamlar ko'rib turib havas qiladigandek bo'lib, zo'r yurib turib, taqvoda bo'lsin. Qaysinisini xohlardingiz? Biz taqvo qalbda bo'ladi, dinda bo'ladi deb bilamiz. Kamtarlik shu yerda bo'ladi, libosda emas deb javob beradi. Imom Molik va fatvolar. Imom Molikni birodarlar 900 ga yaqin shayxdan ta'lim olgan degan so'z bor. Ya'ni mana shuncha odamdan ta'lim oldi. Imom Molik fatvo aytgan paytda odamlar bilishar edi. Bu odam xayolidan olib gapirmas edi. Shuni bilishar edi. Sahobalardan, shogirdlaridan ta'lim olgan edi. İmam Malik özüdeki ilimni ishonchlik, hofiz, mutamakkin, zohid, obid kishilardangina rivoyat qilardi. Odamlar ham bu narsaning qadrlari edi. İmam Malik o'zi haqida aytardi.
Bu şehirde, Medine'de. Men shunday bir kişilerini gördüm ki, eğer onların duası bilen Allah'dan yağmur sorarsa, yağmur da elbette Allah da Allah birer edi. Yani şunday bir salih insanlar ki, takvali, zahid, abid insanlar. Duaksa istisqa namazını okup. Allah yağmur birer edi. Onlar ilim ve hadisini köp eşitti. Ama men onlardan bir anlasını rivayet kımadım. Çünkü onlar özlerine Allah'tan bugün korku ve zahidlikini lazım tutuştu. Zahirlikke berilişti. İbadetke, zikirge, lekin ilimge berilişkeni yok. Bu işte, yani fikhte ve fatva ait işte, takvaga muhtaç bulungan edik, fahimge, puhtalikke, ilimge hem muhtaç bulun edin. Kişinin takvali buluşukini özü kifaya kımıydı, ondan ilim örgenişlikke. Ta ki kişi nime diyatgeni bilip dursun, ama puhtaligi yok. Ve marifetsiz kişiden fayda alınmıydı. Ondaki kişi hüccet bol almıydı, ondaki kişiden hüccet alınmıydı. Adamlar boladı, hakikaten beş vakit masjidge yuguradı. Daim zikirde, közü yerde, kalbi korkuda, ama ilimden uzak. Bu adamlardan ilim, bu adamlardan fatva alınmıydı. Tünerli mi? Bu bize deyken zahirlik, abidlik, kalbini Allah'a bağlaştığı biten arsa, ilim, marifet ikinci narsa. Bir adamda ikkalası bosa ne kadar zor. Lekin ajragan bosa ilimden uzoq bo'ladigan bo'lsa, unaqa emas. Haliga ozgina bizga yig'ilatib masala qilib berishdi, uddalasanglar olim degan emas u hali. Boshiga salla o'rab, soqol qo'yib, pochasini shimalab olsanglar bo'ldi, alloma degan emas u. Tushuninglar. Biz nimaga o'qiyapmiz bularni hayotini? Shu narsalarda farqiga borib olaylik. To'g'ri kelgan odam fatvo aytadigan bo'lib qolgan zamonamizda. Halol harom mumkin mumkin emas. Agar shu odamlar fiqhdan, bu ilmdan xabari bo'lganida u indamay yurar edi. Mening ishim emas bu fatvo aytishlik. Palonchi domlodan so'ra. Imom Molik ilmda mustahkam bo'lgan ulamolardan gina hujjat olgan, ulamolardan zohid obidlardan rivoyat qilmagan. Imom Molik aytardiki, bu ilm din. Bu ilim, biz aytayotgan ilim, bu din. Bu ilimni kimdan olayotganingizga qaranglar. Yana aytar edi, men mana shu ustun ostida, payg'ambarimizning masjididagi ustun ostida, qolalloh va qola rasululloh degan 70 ta odamni ko'rdim. Ularni birontasidan biror narsani olmadim, rivoyat qilmadim. Agar ulardan biriga yomonligi uchun olmadim emas. Ulardan biriga musulmonlarni baytul molni topshirilsa omonatdorligi zo'r bo'lar edi. Ammo fiqhga, fatvoga bular ahl emas edilar. Farqiga borib olaylik-a, o'zini taqvoda ibodatda olib yurgan odam bitta odam, ilm o'qiyotgan odam boshqa odam. Tushunarlimi? Ilm o'qiyotgan odam boshqa odam, fatvoda to'g'ri kelgan odamni ola olmaymiz. Faqatgina olim, hofiz, mutamakkin, ilmi ishonchli bo'lgan kishilardan olamiz. İnternetten ham alormaymiz fatvo ukalar. Bu müfti bergan fatvosiga javob beradi. Ha bu g'aybda turgan odam fatvoni beraveradi. U fatvosining oqibatida bu yurtda fitna bo'ladimi? Bu yurtdagi musulmonlarning boshi bo'linib ketadimi? Uni ahamiyati yo'q. Fatvo ochish uchun akalar ozgina yosh ham bo'lish kerak. Ukalar ko'zingizni ochinglar, to'g'ri kelgan yiltillagan narsa u tillamas. İmam Malik Masjid-i Nabaviyde birodarlar fatva aytar edi. Aytar edi ki, bu masjidde, Peygamberimizin masjidinde, hadis aytaman, fatva aytaman deb, xohlagan adam kelib oturolmaydi. Ta ahli salah ve fazil bo'lgan kişiler bilan maslahatlashilmagan uchun. Agar mana şu kişiler bu kişini shunga munosib deb topadigan bo'lsa, shundagina fatva aytishlikka haqqi bor. Ko'ryapsizlarmi? Peygamberimizin masjidde oturup fatva açtığı için ahli ilim boyan adamlar yuvağılık ölçüş gerek. Şu adam ilmi çünkü münasip değiş gerek. Bana ilim yakında yandaşlık gereğine, fatva yakında yandaşlık gereğine, kimden fatva alış gereğine İmam Malik bizi örgüt yaptı. Men de yaptı İmam Malik. İlim ahliden bolgan 70 kişini bana şu cahide oturup fatva açtığı layık ekenliğimde yuvağılık bergenden oturgen ben de yaptı. Kim guvohlik berdi? Biror bir jamiyani qo'lida bir guvohnomasi bormi? 3ta jamiyani tugatgan, falon-falon katta shayxlardan ta'lim olgan, falon-falon ijozalarni olgan, shuni asosda fatvo beryapti degan narsa bormi? Ukalar ko'zingizni ochinglar.
Biz özümüzde sular sirop, sular tınık, bulağı anık, kimliği anık, tagi tugi anık bo'lgan ustozlarimiz bor. Shularni gapini olishimiz kerak. İmom Molik fatvoga hadisga bir xos munosabatda bo'lar edi. U kishini o'quvchisi mutorif aytadi. İmom Molikning eshigining tagiga odamlar kelib biror narsa bilishmoqchi bo'lsa, joriyasi chiqardida, shayx sizlardan so'rayapti. Sizlar hadis eshitmoqchimisizlar yoki fiqh masala eshitmoqchimisizlar? Fiqh masala eshitmoqchimiz, savollarimiz bor desa chiqib shar-shar javob berib jo'natar edi. Ammo hadis eshitmoqchimiz desa kutib turinglar deyilar edi. İmom Molik kirib, g'usl qilib, kiyimlarini eng chiroyligini kiyib, xushbo'ylarni sepib, sallalarni kiyib shunday bir viqor bilan chiqib turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini xushu bilan aytib beradilar. Hadis aytib berar ekan, buni asnosida biron kishini ovozini ko'tarilishiga yo'l bermasdi. Aytardiki, ya ayyuhallazina amanu la tarfa aswatakum fawqa sawtin nabi. Ey iymon keltirganlar, oyat bu Hujurat surasidan. Payg'ambarning so'zidan, payg'ambarning ovozidan ovozingizni baland qilmanglar dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarga nisbatan shunday e'tibor ko'rsatardi, hurmat ko'rsatardi. İmom Molikning majlisi, ilm majlisi, viqor majlisi edi. Haybatli inson edi. U kishi gapirayotganda hech kim gapini bo'lmasdi, kerak emas gapni gapirmasdi. Endi İmom Molik 50 yil payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarini aytib dars berib o'tirdi masjidda. Mana shu 50 yil mobaynida bironta odam lag'v so'zni gapirmadi. U kishining majlisida hazil, mutoyiba, kulgi bo'lmadi. Ha, u o'zini shogirdlari bilan o'tirganida oddiy odamdek muomala qilaverardi, shogirdlar aytadi. Xuddi bittamizdek gaplashib o'tiraverardi, ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqida yoki u zotning so'zlari, hadislari haqida so'z kelsa, u kishini biz tanimagandek bo'lib qolardik. Biz ham xuddi u kishi tanimagandek o'tirar. Shunday bir haybat bilan, viqor bilan turar edi. Endi İmom Abu Hanifaning majlisi buni teskarisi bo'lgan ekan. Dars o'tayotganda savol bo'lar ekan, javob bo'lar ekan, talashish bo'lar ekan, fikrlar o'taya tashlanar ekan, to bitta fikrga kelgunga qadar. Ammo İmom Molik gapirtirmas ekan hech kimni. U kishining zamondoshlaridan bo'lgan bir kishi aytadi, Madina ahlidan bo'lmagan. Madinaga keldim, İmom Molikning atrofidagi kishilar sukut saqlab o'tirishar edi darsida. Undan haybatlanib, biron kishi ham gapirmas edi. O'zi bu ulug' insonlarda hayotini o'qishdan maqsad nima? Bir tarixni eslab qo'yish, bir voqealarni sanab o'tkazib qo'yish emas. Maqsadimiz o'zimizga ibrat namunani olishlik. Ana shu ulug' insonlarimiz qanday ulug' bo'lganligini ko'rsak, ko'zimizda bizga namuna mujassad bo'ladigan bo'lsa, Alloh tomonga yurishligimiz to'g'ri bo'ladi va shularga iqtido qilamiz, ergashamiz. İmom Molik odamlar orasida martabasi baland edi. Shu martabasiga yarasha ko'rinishda ko'chada yurishni xohlar edi. Odamlar oldiga chiqsa, boyaga aytganimizdek, kiyinib, haybat bilan, salobat bilan chiqardi sallalarni kiyib. Hatto do'stlarini oldiga chiqsa, mana shunday bir kiyinib chiqardi. Odamlar u kishini odamlarning ko'z o'ngida ovqatlanganligini ko'rishmagan edi. O'zini hojati uchun bo'lsa ham bozorga chiqmas edi. Va olim odamni bozorga chiqishligini yaxshiyam deb bilmas edi. İlimli odam bozorga o'zi chiqishligi to'g'ri emas deb bilar edi. Xizmatchisini chiqarishligi kerak. Mana shu haqida aytardiki, olimga bozorga o'zi chiqib hojatlarini sotib olishi lozim bo'lmaydi. Garchi bu narsa uning moliga nuqson yetkazsa ham. Endi qimmatroq bo'lsa ham bozorga chiqmasdan olsin. Chunki odamlarning ommasi, aksariyati bu olimni qadrlamaydi. Bunday deyishiga sabab nima edi? Qozi İyos al-Andalusiy. Andalus ulamolari bozorga o'zlari chiqishar edi. Salla kiymasdan yurishar ekan, bozor uchalarini o'zi qilishardi. Endi domla kelib qopti, olim kelib qopti deb savdogarlar narx-navolarni pasaytirib berishar edi ikrom qilib ularni. Shuning uchun İmom Molik olim odam bozorga tushmasligini ma'qul deb bilar edi. Man qilinmagan tushishi, lekin ilmiga, jamiyatda tutgan maqom martabasiga to'g'ri kelmaydi deb bilar ekan. Shuning uchun birodarlar, hamma olimni bir xil bo'lishi shart emas. Har bittasi o'zini sharoitidan, tabiatidan kelib chiqib ish qilgan. Mana birodarlar, İmom Molikning hayotini o'qiyapmiz. Ilmga, fatvoga, kimga ergashlikka yo'l qanaqa ekanligini shularning hayotidan o'rganamiz birodarlar. İnşallah davomini ertaga suhbatimizda davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qavli hada
وَاَسْتَغْفِرُوا لِي وَلَكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسخب باش إمامنا حياتنا أخشي دي نوبتكي درسمز إمام مالك رحمة الله عليه حياتنا أخيات كندك دوامي تمز İmom Molik rahmatullohi alayh shuncha bir ilmiga, salobatiga, haybatiga qaramasdan, shunday bir ulug' martabasiga qaramasdan ilmdagi kamtar zohid inson edi. İmom Molik zamonidagi zohidlardan bittasi imomga maktub yozdi. Zohid ya'ni tarki dunyo qilgan, tirishchilik bilan, uy joy bilan, bola-chaqa bilan ko'p ham ish o'lmagan, faqat shu bir zikr bilan bo'lgan odam edi. Ana shu maktubida İmom Molikni zuhdga berilishiga, yolg'iz bo'lishga, ibodatga bir berilishiga chaqirgan edi. İmom Molikni tirishchiligi, kiyimi, bir turmush tarzi nihoyatda bir keng, mo'l serob edi. İmom Molikni bu zohidga bergan javobi qanday bo'ldi? İmom Molik javobda aytadiki, albatta Alloh taolo rizqlarni taqsim qilganidek, amallarni ham taqsim qildi. Alloh taolo odamlar rizqini har xil qilgandek, amallarda ham har xil imkoniyat berdi. Bir kishiga namoz yo'li ochildi, unga roza yo'li ochilmadi. Yana bittasiga sadaqa yo'li ochildi, unga roza yo'li ochilmadi. Yana boshqasiga ilm yo'li ochildi. U ilm tarqatish bilan ovora. Kimdir Alloh taoloning roziligiga ko'p namoz o'qishlik bilan yetadi, roza ko'p ham tuta olmaydi. Ibn Mas'udga o'xshab. A kimdir rozani ko'p tutadi, unaqa bir namozga bir quvvati yo'q. Yana boshqasiga ilm yo'li ochildi. Ilm tarqatish amallarning eng afzalidir. Men, deyapti İmom Molik, mana shu yo'limga rozi bo'ldim. Alloh menga ilm berdi, shu ilm tarqatish yo'lini o'zimga tanladim. Ya'ni ehtimol sen aytayotgandek men kechalar bilan qiyomul laylda tura olmayotgan durman, nafl ro'zalarda, nafl ibodatlarda ko'p qila olmayotgan durman. Lekin meni tutgan yo'limda sen aytayotgan narsani yo'qda bilmayman. Men o'zim tanlagan yo'limda sen aytayotgan narsani yo'qda bilmayman. Mening ishimda ham zohidlik bor. Mening ilm tarqatishdagi ajrim sening ibodat qilishingda, zohidligingdagi ajrdan kam deb bilmayman. Keyingi gap undan ham zo'r. Ikkalamizda ham yaxshilikdamiz deb umid qilaman, deyapti. Ya'ni odamlar o'zlari uchun bir yo'lda tanlab oladi, faqat shunisi to'g'ri deydi, boshqalari hammasini nolga chiqarib oladi. Faqat biz qilyapmiz deydi, Alloh yo'lidagi ishni deydi. Albatta İmom Molikni tutgan maqomi, tutgan yo'li ilm tarqatishi u kishini zohidligidan ustun. Esimizdan chiqmasin. Kishi har qancha zohid bo'lsin, har qancha qiyomul laylda turib, jay namozni teshib olsin namoz o'qib, o'zi uchun qiladi. O'zi bilan cheklanadi. O'zi bilan tugaydi bu amal. Ammo ilmchi kishi ilm o'rganar ekan, ilm o'rgatar ekan, ummatga bu ilmni qoldiryapti. O'zidan keyin bog' qoldiryapti. Yana qaytarib aytamiz, birinchi ikki toifa ummatni yuksalishiga xizmat qiladigan odamlar bular. Ammo boyagi zohidlikda faqatgina ibodat bilan shug'ullanayotgan odam o'zi bilan cheklanadi qilayotgan ishi. Lekin bu kishini qarangki, sen ham to'g'ri yo'ldasan, men ham to'g'ri yo'ldaman. Ikkalamiz ham yaxshilikdamiz deb umid qilaman, deyapti. Demak, juda ham chiroyli berilgan javob. Alloh taolo bandalarga toqat, imkoniyat, iqtidorda har xil beradi. Har kim o'zini qo'lidan kelgan narsasi bilan dinga xizmat qiladi. Oqil odam kim? Oqil odam shunday odamki, Alloh unga qanaqa iqtidor, qanaqa qobiliyat, qanaqa talant bergan bo'lsa, shuni biladi va mana shu iqtidorini Allohning yo'lida, dinni yo'lida xizmatga soladi. Imkoni yetganicha shu iqtidorini din yo'liga sarflaydi. Kimgadir Alloh taolo yozish qobiliyatini bergan, qalam o'tkir bo'ladi. Kimdiki nutq bergan, kimga xotira bergan, kimga pul bergan. Shuning uchun birimiz tanlab olgan yo'lni gina haq deb, qolganlar hammasi noto'g'ri deyishidan ehtiyot bo'laylik. İmom Molikning maqomi bu zohiddan baland bo'lishiga qaramasdan, sen ham men ham yaxshilikdamiz deb umid qilaman, deyapti. Agar bir-birimizga shunga bir hurmat bilan muomala qiladigan bo'lsak, domla parastlik ham bo'lmaydi. Bir-birimiz yomon ko'rish ham bo'lmaydi. U domla ham qo'lidan kelgan xizmat qilyapti, bunisi ham. Dinni shunday tushunish kerak. Din yo'lida bo'layotgan harakatni shunday fahmlashlik kerak. Agar shunday bo'lsa, o'rtamizda bo'linishlik bo'lmaydi. Tarafkashlik bo'lmaydi.
İmam Malik özünü kıradığın ibadetini köz köz kılıçlıydı, yakış görmezsedir. Bilesiler, ayrım adamlar köp sacdaki yanına giden, kattık nesnenin üstüki sacdaki yanına giden, peşen hasta şu sacdanı zış kıpaladı. Ama İmam Malik, rahmetullahi aleyh, kattırağı bir nesnenin üstüki sacda kılıç gereği bu sonumuzu okuyken de, şu çöntüye giden çıkarıp, şu das romanını koyuvalarken, peşen hastaki batmasını geçiyor. Sebabını sorarken de yeterken ki, peşanamga taşlar tasir kılıp, yani ezilip, ızı çıkıp kalıp, bunu körüp adamlar, beni keçesi bilen namazda durarken, degen gümange barışmasın. Ben keçesi bilen namazda durarkenlerden mesben, yani bu asarda körüp durup, adamlar şunu dedi, gümange koymasın. Çünkü zahidlik kiyin başlamaz, kalpte. Yani ilmi bilen, kılıyken ameli bilen, fakirle mahcup olgen beraber adam olsa, imam-ı maliydi, halatıdan maksın, İbrata koyu olsun. İmam Malik, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge ve uzatın hadisi şeriflerge yüzde bir kattık hürmet itibarıyla türer edin. Hiç kaçan tik durup hadis etme geneken ve yazma geneken. İmam-ı Malik'den soruştu, Amr ibn-i Dinar'dan bir an nasıl işken misiniz? Bu kibar tabi'inlerden. İmam Malik etti. O hadis etiyatkeni de meclisi de adamların köplüki sebepli, ızdıham tüfeli, tıkın tüfeli. Adamlar tik durup hadis yazışıyorken idi. Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerine tik getirip yazışlığını karak gördüm de genekken. İmam-ı Azam etkenekken, men yürüp getirkenimde, tik getirgenimde, yon başlayanımda, menden saval soramayalar derken, şahitler eken. Çünkü bu payette kişinin aklı sabit bomidiyen halat derken. Tik getirgenimde, yürgenimde, yon başlayanımda. İmam Malik, rahmetullahi aleyh, yaşı katteyip koyanda bir dertge çalınıp kaldı. Bağlını şamaya kaldı. Bağlını nazarat kılamaya kaldı. Ve bana şu, derdini, özürünü etkeni adamlardan haya kılardı. Ama özünü, vazifelerini bacarışta devam etardı. Cenazeye barardı, namazge çıkardı, ilim meclisi, yakıp olmasan başka bir ameller. Ta keseli ağırlaşıp gitgün üçe. Yani umuman kıyım bu koyan payıda, namazı okurdu da darra üye ketip kalardı. Keyinçelik dert yeniyem bir ağırlaşıp etkeneden keyin, umuman şu adamlar da arasındasıya aralaşamaya kaldı. Cenazıya baramazdı, taziye bildirip koyardı barıp, musibet egeleri gel. Yani ayrım adamlar darra onu makılıştı, İmam Malik'i bu halatıdan yaman yaman barıştı. Yine soruştu, ne gibi bunu akıllı yapsanız de gende, kareler de ligi, bu adamlarda hayasını, iffetini, adabını, hikmetini. Bu meyketti bir ağaçı, bana sildiğim şu an meykaldım. Deme geneken. Deme de geneken. Hemme adamlarım özünü, özününü yapıramıydı de geneken. Yani hemme adamım özünü, özününü yapıramıydı. Yani aytamıyım aslar ya. Demek şimdi halatlar bosa, Müslüman kişi özünü biraderi hakkında yakşı gümandık bu işliği kereye boradı. İhtimal aytami ekendir, ihtimal bir hayakıl ekendir. Birbirimizge kılayken muamelemizde bana şuna sana işlerse cüdeyen yakşı bolardı. İmam Malik rahmetullahi aleyhi tarada. Men üçün halal ve haram hakkında soralıştan göre ağırrak masalı yok. Çünkü bu narsa Allah Teala'nın kat'i hükümededir. Yani halal bilen haram hakkında soru kendine menge şu bir kıyım buladı. Çünkü bilmezden halal nasana haram da koysam, eki haramda halal da koysam, Allah'ın hükmünü özgürtürüp koyan bulamayan derdi. İmam-ı Malik'ini, rahmetullahi aleyh, hazmi etadigen sözünü altın harflerle yazıp koyuş gerek. Hassaten bu uluğ imamlarımızı taş atarkenler eşitip koysun. Tane kıladigenler bir oylap görsün. İmam-ı Malik yeterken, bitta masala bor, 10 yildan beri fikir qilyapman, hali ham bitta bir qarorga kela olganim yo'q. Bitta masala bor, 10 yildan beri o'ylanib yuribman shuni, hali ham bitta yechimga kelganim yo'q. Bitta masalani aytishlik uchun qo'rqqani shunchaligidan, xato fatvo aytib qo'yishidan ehtiyot bo'lgani shunchaligidan 10 yil kallasini olib yuribdi. Shuncha birodarlar insof qilaylik. Bu imomlar haqida yomon gapirishlikka, tosh otishlikka. Agar İmam Malik rahmetullahi aleyh bilgen narsasi haqida fatvada etse hem orkasını aytib qo'yardi. Estağfirullah. İnna zunnu illa zanna ve ma nahnu bi mustayqinin. Ayet. Câsiye surasida. Biz
Fakat gümon kılamız halas. Yani şu etken hükmümüzü doğru da oylayımız. Ve mâ nahul bu müstakinin biz anık işan gülçü imasımız. Meni nazarımda bu masalanın cevabı bana mündik. Lekin anıkını kim biladı? Allah biladı. Ne mümkün olarak diyeyim? Sebabı aytilgan fatva hata bu kalışıyan mümkün. Çünkü İmam Malik rahmetullahi aleyh köp orunda savallarına bilmeyemem degen cevabını beraberdi. Yine o kişi sadır bulmayan nasalar hakkında sorarsa cevap vermezdi. Sadır buldu mu? Yok. Sadır bulmayan da soruyorsunuz. Ey imam, Osmondan süt yoksa şimdi taharat kısa buladı mı? Yok mu? Yoktu mu? Yok. Yokkan da kelasız fikrimizi aytamız derken. Bulmayan nasa hakkında soruyorlar menden. Bulmayan nasanı koyular derdiler. Bazı da aytardı. Faydası bor narsa haqida so'rasanglar javob beraman dedi. Mag'rib ahlidan bo'lgan bir kishi o'zini qavmidan Imom Malikning oldiga savol olib keldi. Imom unga bilmayman deb javob berdi. Mag'ribdan keldi. O qancha kilometr? Shunda Imom Malik aytdiki, bu masala bizi yurtimizda bizga duch kelmagan. Ustozlarimizdan birontasi ham bu narsa haqida gapirgani bilmaymiz. Lekin ertaga kel, bir o'ylanib ko'raman dedi. Yani bu kitaplarda okulmagen, şahlardan eşitmegenimiz, biz başımızda ötmegen bu. Etteye ki. Ettesken her kişi keldi. Yani mağriblik, savanlı cevabını apketemen de keldi. Yolge tedarikini koygen. Yüklerini tüyesi artgen, şu cevap da aladı, ketedi. Keludu, İmam Malik, bilmiymen dedi. Bilmiymen eken buna sana cevabını. Hali mağriblik kişi, ey Abu Abdullah, benim yurtumdakiler, yeryüzüde sizden göre bilinirak kişi yok deyip duruşken bulsa yok. Kendi akıllı bilmeyim ben deyseniz. İmam Malik bilmeyim ben dedi. Hadi oğlum kete oldu. İmam Malik'e verilgen savalını, cevabını bilmese, cevap için bir neçe gün muhlet alardı. Kim bilmese bilmeyim ben de koyardı. Aytardı ki, bu masalalar üstüde men korkadığım bir gün var. Yani doğru aytamam, noto'g'ri aytamam, kıyamet günü var, cevap veremem bu narsanın üstüde. Bir kişi geldi de savol soradı. Nazarada yengil savol. İmam muhlat olmoqchi bo'ldi. Ey imam bu yengil savol bu. Nima endi muhlat olasiz deganida İmam Molikning cevabı qattiq bo'ldi. İlimde yengil narsa bo'lmaydi. İlimde yengil narsa bo'lmaydi. Axir sen Alloh taoloni inna sanulqi alayka qawlan thaqila oyatini eshitmaganmisan? Zero biz sizga og'ir so'zni, ya'ni Qur'onni tushiramiz. Ilm yengil bo'lmaydi. Ilmda yengil narsa shuning uchun shu bir majlislarida 48 ta savol berilganida 36 tasiga javob bergan ekan, 12 tasiga bilmayman deb javob berar ekan. Basra ulamolarining oqsoqoli Abdurrahmon ibn Mahdi rivoyat qiladi. Bir kishi kelib Imom Malikka dedi: men sizi yoningizga kelishim uchun 4 oy vaqt ketdi. 4 oylik masofani bosib keldim. Savolimga javob bering. Imom uni savolini eshitib, "Seni savolingga menda javob yo'q ekan" dedi. "Ha, unda kim biladi siz bilmasangiz?" dedi. "Alloh kimga bildirgan bo'lsa, o'shi biladi" dedi. E'tibor beryapsizlarmi? Bilmayman degan so'z oddiy ish bo'lgan ekan. Uyatmas ekan akalar ukalar bilmaydigan narsamizni bilmayman deb qo'yishdik. Ba'zida cevap verirken özü de bir tanyiliğini kıskılar adı. Sebabı imam ders ötüyken de adamlar ağızdan çıkan her bir tek yapı yazıyorlarken. Şunu özünü nakulaya kıskılarken yeterken ki ben adam balası ben hatayı yol koyup keyin onu o vergen cevabına kayıtışım mümkün değil mi? Her bir tek yapımı yazıyorlar asılar mı derken? İnsan ben hata kılışı mümkün. Eğer Bironta bergan fatvosi xato bo'lgan bo'lsa, keyin to'g'ri javobni topsa, to'g'riroq javobni topsa, shogirdlarni yig'ib turib, kecha savolga bunday bunday javob berganidan, bu noto'g'ri ekan, to'g'risi mana bunday bo'ladi deyishlikka kibr qilmagan ekan. Mana shu birodalar musulmon kishini manhaji bo'lish kerak. Ya'ni shunday qilishlik kishini o'zi uchun tuzib olgan qoidasi bo'lish kerak. Shu qoidadan kelib turib ish qilish kerak. Bilmaysanmi, bilmayman de. Uyalma. Men ham odam bolasiman. Hata yol koygan buluşun mümkün. Üçün için hemen aslanı yazıyorlar. Ormayalar devletler.
İnşallah İmam Malik rahmetullahi aleyhi hakkındaki dersimizi ertege devam etkizgen bulamız. Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mesela başı imamlarımızdan hayatını okşuluyduğun avbette gidersimiz. İmam-ı Malik ilimde şimdi bir mertebe yetti ki, hatta özü ilim örgengen ayrım ustazları keyinçelik İmam Malik'den ders aladığı oldu. İmam-ı Zuhri, İmam-ı Malik'in yaşlığı devrede türünlüğünden, sen ilim edişlerden biriyken sen de genedi. Bana şu ustazı İmam Malik yıllar öttü, bana şu özünün şagirdi bugün İmam Malik'in ders meclisinde oturup, o kişiden ilim alardı, ders eşitlerdi. Bu, siz bilmemiz gibi bir dalalat kıladı bizden. Bu uluq imamlar kibir kılışma yineken. Özüden göre bir kaysı masalada ilimleri adam bulsa, yaş katta mı, kiçiği mi fark olma yineken. Yetimali burpayetler özünün şagirdi bugündür. Lekin ondan örgün adıken bir nesası var mı? Kibir kımasından barıp örgüngen. Bilesiler ilimden iki adam tosulup kaladı. Mütekebbir adam, üyelçen adam. Yahya ibn Said al-Ansari. Bu kişiden hem İmam Malik ders aldı. Keyinçelik bana şu ustazı hem İmam Malik'den ders aldı. Sufyan ibn Uyeyne. Bu kişi özü Kâbetullah'ta Mekke'de haramda oturup ders aytardı adamlarga. Ama Medine'ye kep kaladiyan bosa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidine kirgeni de İmam-ı Malik'ini ders halkasıya gelip kuttu şagirdler katarı kem talibiyle oturardı. Vahalen ki özü bir kibar alımlardan bugün. Demek İmam-ı Malik'ini mertebesi bana şimdi bir uluğu bugün. Bu kişi kibar ulamalarını güvahligini agenden keyingine fatva açlıkça kirişken İmam-ı Malik yaşlarını fatva açışını yoktırmasıdı. Kaytaraman İmam Malik rahmetullahi aleyh torikigen yaşlarda fatva açığı karşıydı. Ta yeterli bir mertebe yetme günü için ilimde, ta ilim ahılları şu kişinin fatva açığı layık deyip güvahlığı verme günü için buna sana kabul kılmasın. İmam Malik'de ders sonrası, şagirdler oturuptu, şayık oturuptu. Bir kişi gelip mesele sorudu, şagirdlerden İbnül Kasım cevap verişti başladı. Ustaz oturuptu. Şunda İmam Malik şunda bir gazabı çıktı da, ey Abdurrahman dedi, fatva etkeni cesaretin yetiyordu mu? Fatva etkeni cesaretin yetiyordu mu? De tekrarlı olurdu. Ey Abdurrahman, men fatva etçilikke, haklı ekenliğimge bir neçe ustazlar güvahlığı bergenden ken fatva etken ben de yaptı. 16 yaşında fatva etken, lakin ustazları sen fatva etçilikke haklıysan degenden ken etken. Gazabı kep getti. Şunda İmam Malik'in gazabı tinchiganidan keyin so'rashdi. Kimdan izin so'ragansiz fatva ochishlikka? İmam cevap verdi, İmam Zuhri'den ve Rabiatur Ra'i'den dedi. Birinci okutken ulu ustozlari fatva ochishlikka haqlisan degandan keyin fatva otgan ekan. Gelishdimi? Biz fatvasini eshitayotgan odamlarga kimlar ruxsat berdi ekan? Qaysi shayxlardan ijoza oldi ekan? Shunda bir ilmda bir martabaga yetdimikan? Akalar, fatva bu din. Fatva bu din. Mümkün mümkünmez deyken payette siz halal haramda halkılı yapsız. İmam Malik, ilimlik, takvalik, haybetli insanıdı. Hatta halifelerden meclisi gekirse, o mecliste türgenler şunu yolda açıp koyuşardı. Doğru barıp halifeni alıp oturardı. Velayetlerinin valiler hem hüküm çıkarışı da, özlerinin işleri de maslahat soruşardı. İmam Malik'e hutta bir şagirdek kulak tutuşardı. Uzatlı buradalar haybeti, sırı, o gavdasının ülkenliğinden, ya ki kimini kımmetliğinden, ya ki bura biri egellep dururken mensabıdan mesele. İlmiden, takvasıdan ve Peygamberimizin menhacını mahkem tutkeni için şimdi sırı haybeti bu arada. Kolada mensabı yokudu, küçük kuvveti yokudu. Lakin imanı bu arada, ameli bu arada, takvası bu arada. İmam Malik rahmetullahi aleyh, mansab talabada bo'lib biror bir sultonni oldida tamalluqqa kirishmadi. O'zini bir qandaydir dunyoviy ehtiyojini talab qilib, ehtiyojini so'rab, unaqa bir badavlat kishilarni yashin oldida qulluq qilib turmadi. Shuning uchun siri bor edi, shuning uchun haybati bor edi. U kishini
Mana shu haybatiga dalolat qiladigan bitta qissani eshitamiz. Bu qissani bizga Imomi Molikning shogirdi Imomi Shofiy hikoya qilib beradi. Imomi Shofiy o'zi Shofiy mazhabining boshlig'i imom. U kishi aytadi. Imomi Shofiy aytadi, Makka valisini huzuriga kirdim. Uning Madina valisiga va Molik ibn Anasga yozgan maktubini oldim. Imomi Shofiy shu ikkita maktubni oldi, endi Madinani valisining oldiga keldi. U Makkani valisining maktubida mana shu yigit Imom Shofiy. Imom Molikdan ta'lim olsin, shuni bir iltimos qilib berib qo'ying degan ma'noda Madinani valisiga talab boradi. Imom Shofiy aytadi, ikkala maktubni olib Madinaga keldim, valiga uni topshirdim. Madinani valisi maktubni o'qib turib, "Ey yigit, Molik ibn Anasning ishiga oldiga borishimdan ko'ra Madinadan Makkaga yalang oyoq ketishligim yengilroq meni uchun" dedi. Viloyatni valisi, bitta olimni ishining oldiga borishlikda aytayapti, undan ko'ra yalang oyoq Makkaga borib kelgan osonroq menga deyapti. Siri borligidan, haybati borligidan. Shofiy aytdi, "Alloh amirni isloq qilsin. Xolasiz bitta odam jo'nating, siz oldingizga kelsin bo'lmasam" dedi. Shunda vali aytdi, "Hayhot. Agar men va mana shu yonimdagi hamma ayollarim birga aqiqning tuprog'ini kechib, uni eshigiga borsak, shunda bironta bir hojatimizga yetishimiz mumkin. Hammamiz vali iltimos qilsa, shunda bittamta bir ishimiz bitib qolar" deyapti. Qarang, qanaqa odamlar bo'lganda. Imom Molikning martabasi shunday edi. Hatto viloyatni valisi u kishining oldida shunday bir haybatlanib turibdi. Endi Madinani valisi Makkani valisini talabini rad qila olmadi, yo'lini qildi, imomni uyiga ertasi kuni asrda borishlikka va'dalashdi. Imom Shofiy aytadi, "Ertasi hammamiz vali va uni ayonlari va men amir aytgandek aqiqni tuprog'ini kechib Imom Molikning eshigini oldiga bordik. Bitta kishi eshigini qoqdi borib. Eshigini bir qora joriy ochdi. Vali unga Sayyidinga kirib ayt, men eshik tagida turibman. Joriya kirib ketdi-da, sekin shoshmay chiqdi-da, aytdi. Albatta mening mavloyim sizga salom dedi. Keyin aytdiki, agar sizda biror masala bor bo'lsa, bir varaqqa yozib bering. Olib kirib beraman, javob yozib beradi, olib chiqib beraman" dedi. "Agar hadis eshitgani kelgan bo'lsangiz, qaysi kuni hadis darsi bor bo'lishligini yaxshi bilasiz, ketaveringlar" dedi. Vali aytdi, "Menda Makka valisidan maktub bor imomga" dedi. Joriya kirib ketdi. "Zarur ish bor" dedi. Kirib hali joriya eshitagiga bitta kursini olib chiqib qo'ydi. Imom Shofiy aytadi, keyin Imom Molik chiqib keldi. Baland bo'yli, haybatli bir oqsoqol. Kursiga o'tirdi. Vali imomga maktubni uzatdi. Maktubda Molik ibn Anasga Makkani valisi salom alaykum aytganidan keyin shunday deganida. Albatta bu yigit kim? Imom Shofiy. Aqlli, zehnli, hushyor, himmatli, ilmli. Unga fiqhdan, hadisdan ta'lim bersangiz degan ma'noda so'zlar bor edi. Mana shu joyini o'qigandan keyin Imom Molik qattiq qilib tashadi. Aytdiki, "Subhanalloh. Nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ilmini olishlik uchun endi vositachilar kerakmi o'rtada?" Shunda bir jahli chiqqanida hech kim binasa deya olmadi. Hatto Madinani valisi ham jim turib haybati bosdi kishini. Hech kim binasa deyishga jur'at qilmadi. Nima? Rasulullohning ilmi vositachilar yordamida olinadigan bo'lib qoldimi? Shofiy aytadi, Imom Shofiy, "Shunda men o'rtaga chiqib, Alloh sizni isloq qilsin, men falonchiman" dedim. Ya'ni o'sha odam menman dedim. Bu yigit o'zimni holatimni, ilmga rag'batimni, kimlardan ta'lim olganligimni aytib berdim. So'zlarimni eshitib, Imom Molik sukut qildi, menga ancha tikilib turdi-da, keyin so'radi. "Isming nima?" Hamma jim turibdi. Imom Molik ahli farosalardan edi. Ahli farosa bu ilm, farosat degan ilm. Odamning yuziga qarab turib uni o'qishlik. Bu ham bir ilm ekan, odamning yuziga qarab turib Imom Shofiy mana shu ilmni 5 yil o'rgangan ekan. Bu sehr emas bu. Bu jodugarlik emas. Imom Molik ahli farosalardan edi. Imom Shofiyning yuziga tikilib turib, "Isming nima?" dedi. "Muhammad" deb javob berdim.
Menga ey Muhammed, Allah'tan takva kıl. Masiyatlardan uzak bol. Elbette sen için uluğ bir şan, uluğ bir iş var, deb koydu. Yani İmam-ı Şafii'de geleceğe bir uluğ işler kütüp durganligini kim bile yaptı? İmam-ı Malik bile yaptı. İttaku farasatel mu'min fe innehu yanzuru bi nurillah degenler Resulullah. Mu'min de farasatıdan, hoşyarlıgıdan ihtiyat buluyorlar. Zira o Allah'ın nuru bilen kareydi. Mana İmam Malik'den adamlar kendi haybetlerini aradı. Hatta valiler eşiğini aldı da kulluk kılıp kolunu köşeye koyup durdu. İmam Malik aytardı ki, ilim talep kılıyorken kişide vakar, hatırcamlik, sakinat buluşluğu gerek. Sırı da turuş gerek. İlim talep de yürgenler. Hak kattalar bulsun, hak yaşlar bulsun. Yani aytardı, alim külmezden tabassum kuvvetli kifaya kıladı. Bilesler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem külmezler ava çıkardı. Cüneyen bir külgüleri kese tabassum kıyanda maşa abbaq çişleri görünüp getirdi. Vakar, haybat, sır buluş gerek bizim tanımızda. İmam Malik özde bana şunu bir haybatını camlagen idi. Sufyan-ı Savri, özünü alakta bir fikhi yönelişi, fikhi mektabı buluşa karamazdan, İmam Malik'ini ilim meclisi kele oturganı da, bana şu imamda sırı haybatı basıp olanıdı. Bana şu nesanı Sufyan-ı Savri şer kılıp etken idi. يَعْتِ الْجَوَابَ فَلَا يُرَاجَعُ حَيْبَةً وَالسَّائِلُونَ نَوَاكِيسُ الْأَزْقَانِي Manası eğer imam cevap verse, bir an kişi karşı söz aytamaz idi. Eğer kimdir savol sorarsa, başını yerine götürüp ineği yapar idi. İmam-ı Malik'in şagirdlerinden bugün Andalusluk Yahya ibn Yahya bir neçe yıllar İmam Malik'den talim aldı. Allah'ın gün ilmini o bugünden ki yeni kaldı. Bir kança müddet. Sebabını soruşken de ilmini örgendim. Şimdi şemailini, ahlakını, adabını örgendim. Keyingi yıllarda. Çünkü onu şemaili adabı sahabalarını ve tabiinlerinin ahlakı idi. Debaytadı. İlmini örgendim. Kendi makale yaptı Allah'a da oturup. İmam-ı Şafii aytardı. İmam-ı Malik benim muallimim ve ustazım. Ondan ilmini örgendim. Benim üstümde Malik'in fazli kabi başka bir an kişinin fazli yok. Meni üstünde fazilet egesi bo'lgan en katta adam İmam-ı Malik. Allah bilen özüm ortamızdaki işlerge Malik'ini hüccet kılıp aldım. Yani kıyamette Allah menden nemege falan falan fatuva da etken sen dese İmam-ı Malik meşakı da etken de şunçu etken ben de Allah bilen ortamızda bora diyen işge İmam-ı Malik'ini hüccet kılıp ben de beytar edin. Bu uluğ şagirdini özünü büyük imama hada etken sözünü kareyim. Abbasilerin ulu halifelerinden bugün Harun Araşid diye kişiler hem onun yanında şagirdde götürüşerdi. Kareler de, demek ki bu kişi şimdi bir sırlı haybetliydi. Takvası, adabı, kalbi de imanı sadıklıydı. Kette kişiydi kalbi de sırlı haybetli buluşuyor olup vardı. Ama eğer ahli ilimler mucamalı ise, tel yağlamalı kıladıyan olsa, herhalde adamlar da aldı da, bu adamı kette kişiyi de aldı da hürmeti getip aladı. Sıra haybatı bu mıydı? İmam-ı Malik ilimin hakkını adı akıldı. İlim onge bana şunu bir sırna haybatını verdi. Abdullah ibn Vahb, Mısır'ın imamı, bu kişi İmam-ı Malik'in şagirdlerden bu yanıdı. 20 yıl talim aldı. Öte zihinlik, hoşyar adamı da aytadı. Ustazından örgen adıken ilimde bir yılda örgeni boyanmam dedi. Kogan 19 yılda o kişinin adabıdan örgeni oturdum dedi. Şunu alayım mı? Bir yılda örgünü buldum, yotladım, tekrarladım, kellemge cahladım. Koyun 19 yılda adab-ı ahlakını örgendim. Kaniydi 20 yıl adab-ı ahlakını örgengenim de deyeneken. Okup koyuş, yotlap koyuş bir nerseyken, amel kılış adab-ı ahlakını buluştuk, ikinci nerseyken. Abdullah ibn Vahb, yaş bola, İmam-ı Malik'in mecliste oturardı. Mescid. Halka, şagirdler oturdu. Birden maçta eşiğini bir tanesi açtı da fil, fil, Medine'ye fil yaptı dedi. Halkada otururken okuyucular koledeki kitabını lavukasını taşıp kuvveti özünü eşike derize gördü. Ne bana tamaşa kılış gerek? Fildi. Halkada bitti İmam Malik özü kaldı. Roparası da bitti balı oturardı. Boyagi Abdullah ibn Vahb. Mısır'dan keken. Yaş bala. Ya Abdullah, ha sen ne götürüp fildi tamaşa kılma yapsam dese? Vallahi iman dedi.
Men Misr'dan filni ko'rgani kelganim yo'q, sizni ko'rgani keldim dedi. Yosh bola nimaga kelganini biladi. Maqsadini biladi. Maqsadi tayin, himmati olik, g'ayrati baladi. İmam Malik o'zini shogirdiga avlaviyatni ta'lim berdi. Bir kuni İmam Malikning majlisida halqada shogirdlar o'tirar ekan, peshindan keyingi dars. Boyaga Abdulloh ibn Vahb hozirgi biz aytayotgan bola. Birdan shat turdida masjidning bir chekasiga borib turib, ikki rakat namoz o'qib qaytib kelib o'tirdi ustozining oldiga. İmam so'radi: "Ey Abdulloh, nima qilding?" "Ey ustoz, peşinde oxiriga ikki rakatini, sunnatini, ikki rakatli sunnatini o'qimaganim esimga tushib ketdi, turib o'qib keldim" dedi. İmom Malikni so'zi ajib bo'ldi. Diqqat qilinglar. Sen turib ketgan majlisning ajri anavi qilgan ishingni ajridan kam emas edi. Ya'ni ma'da ilmda o'tirganing afzalroq edi. U ikki rakat namoz o'qishdan maqsad nima edi? Ajriga ega bo'lishmidi? İlim majlisida o'tirishingni ajri ikki rakat sunnat o'qiganingdan ko'ra afzalroq dedi. Birodalar, nimani o'rgatyapti shogirdiga? Avlaviyatni. Fiqhul avlaviyat degan narsa bor, birodalar. Ya'ni birinchi darajali qilinish kerak bo'lgan ishlar ilmi. Ya'ni farz vojib turgan paytda sunnat qilinmaydi, farz vojib qilinadi. Ota-ona uyda norozi bo'lib o'tiribdi qudranib. Nafil ibodat deb chiqib ketyapti ko'chaga. Tushunyapsizlarmi? Nimani birinchi qilishni bilish kerak? Nimani birinchi qilish kerak? Nimani ikkinchi qilish kerak? Shu tartibni bilishlik qaysi ish muqaddam, qaysi ish orqada bo'ladi? Bu mana shu fiqhul avlaviyat shogirdiga o'rgatyaptiki, ilm majlisida o'tirishingni savobi ikki rakat sunnat o'qiganingdan ko'ra afzalroq edi. Hozirgi kunda taassuf, juda ko'p odamlar mana shu narsadan bexabar. Sunnat bo'lgan, nafil bo'lgan uzuk ustida, pocha shimalash ustida, mana shu bir nafil bo'lgan amallarning ustida mahkam turib olib, musulmonlarning birligi vojib edi, mana shu vojib chekiga surib qo'yapti. Musulmonlar o'rtasida birlik bo'lishligi farz edi. Bu farzda o'rniga nafil tushyapti-da bo'linishlikka, musulmonlarning bir-biri bilan yoqalashligiga sabab bo'lyapti. Ukalar bilib olaylik, birinchi farz bajariladi. Vojib bajariladi, undan keyin nafil bo'ladi. Birinchi harom tark qilinadi, undan keyin makruh narsaga bitta-bitta o'tilinadi. Demak, İmom Malik o'zini shogirdlarga faqatgina fiqhni, hukmlarni, nususlarni, usullarni emas, yana odobni hamda muomalani ta'lim berganidir. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala sayidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Uluğ müctehid imamlarımızın hayatını okuştuğu da yine abattaki dersimiz. Bu uluğ imamlarımız Müslümanlar için ilimde, hulukta, fiil-atvarda, sulukiyette, fazılda Müslümanlarga haqiqiy ma'nodagi ibrat bo'lgan kishilar edi. İmom Malik rahmatullohi alayhi 3 ta o'g'li va 1 ta qizi bo'lgan deyiladi. Yana 1 ta o'g'li bor deyilgan, uni ismi zikr qilinmagan. Xulosa qilsak, 4 ta o'g'il olyapti, 1 ta qiz bo'lyapti. O'g'illari Yahyo, Muhammad, Hammod. Va qizining ismi Fatima bo'lgan. Bu qizi Fatimani zehni shunday bir o'tkir bo'lgan, yodlash qobiliyati kuchli bo'lgan, hamda ilmga rag'bati qattiq bo'lgan. Shuning uchun otasining kitobi Muvatto'ni yoddan bilgan. Otasi darsda o'tirib, shogirdlardan shu Muvatto'ni eshitayotgan paytda biror bir shogirdi shu kitobni aytishlikda xato yo'l qo'ysa, ustoz shu narsaga e'tibor bermay qoladigan bo'lsa, eshikni orqasida o'tirgan qizi eshikni qoqib qo'yar edi. Shunda İmom Malik e'tibor qilib, yana qaytadan o'qishlik kelib yurar edi. Ya'ni İmom Malik o'zi Muvatto'ni yozgani bilan qizi o'zidan ko'ra kuchliroq yodlagan edi. İmom Malikning bitta o'g'li, uni ismi zikr qilinmagan, bu o'g'li ilmga beparvo edi. Ov bilan shug'ullanar edi, shu ishqivozligi ov edi. İmom Malik bu o'g'lini har qancha ilmga shijoatlantirmasin, ilmga rag'bat qilmas edi. Kunlarda birida otasi darsda o'tirib, odamlarga bir masjidda o'tirib dars aytar ekan, hamma o'tiribdi, o'g'li kirib keldi shu darsxonaga, qo'lida shu ovchi qushi bilan, lochinmidi, qirg'iymidi, nima edi?
tiketirdi şu yerde. İmam Ali bu nasadan bir aziyet çeker idi. Şücaatlandırıp ilimge taklif kılar idi ama bu nasadı. İmamı Ali'ydi balası. Atın şunu ki oğlum bu presiyenden çıkmadı mı demeyeli. Bu altı inerse bu yanıken. Kendinden kem halatlarda farzantlar otasının ilim mertebesi yetken eken. Köp halatlarda farzantlar alama yanıken otasının ilmini. İmam Malik şagitleri getir idi. Elbette adab Allah'ını bergen adabıdır. Bu benim oğlum. Bana şunuz. Bana o kızım benim kızım. Beni köyünümü kötüleri gönderse elbette ilim miras kılıp alınmıyordu. Maşı kızım beni balayım, maşı balayım beni balayım. Bunu ilimge bu yaragabatını görüyorum, bunu bir para alayım yine. Şimdi ilim Ali otadan balayı kaladıyan miras puldu singerin arsamasakken de Allah da Allah berse bularken. Allah da Allah tadil kısa bularken. İmam Ali getti. Bir an kişi otasının ilim meclisinde gördüğünü ilimdeki mertebesini egelle almakken. Fakat yine Abdurrahman İbni Kasım egelledi de yeniken. Şunu alayım mı? Kem nadir halatlarda yine ilimli bo'lgan, bir fazil egasi bo'lgan, ilimde bir martabaga maqom erishgan kishilarning farzandlari otasichalik olim bo'lar ekan. Ko'proq holatlarda shu nima bo'lar ekan? Bo'lmasa ekan endi. Demak, ilimdagi martabasini, ilimdagi maqomini otasini egalla olmasa farzand bu unaqa bir g'arib holat bo'lmasa ekan. Abu Hanifa rahmatullohi alayh xalifalarni hadiyalarni qabul qilmasdi. Ammo İmam Malik rahmatullahi aleyh ularning atoyatlarini qaytarmasdi. Ana shu davrning xalifalaridan bo'lgan, ya'ni o'zini sahiyligi bilan mashg'ul bo'lmagan xalifalardan Ja'far al-Mansur İmam Malikka 6000 dinorni hadiya qildi. Bu endi haligi ko'pam sahovati bilan mashg'ul bo'lmagan xalifa shunchalik infoq qilyapti. Endi xalifa Mahdi, Harun ar-Rashidlarni tasavvur qilinglar, ularni imomga qilgan infoq ihsoni qanday bo'lgan? İmam Malik'dan mana şu halifelerinin hediyelerini, atayatlarını kabul kılıçlik hakkında sorarken de cevap veriyen de. Onu asla kabul kılıç mümkün. Endi kelip çıkışı, topilişi, bunge şu malıya gelse cevap gör bol oradı. Ve la taziru vaziratun vizra okura dedi Allah-u Teala Kur'an'da. Hiçbir kötar gücü can, başka bir kötar gücü canını günahını kötermez. Yani bu da yani usta varıptır, şu bir haram ticaret kıladı değilgen adam bilen. Muamele kılıp tamını yapabilirse pulu halal bolar da kete uğradı. Klient oturdu taksiye. Ne mapul topaz taksi? Dip sorar mıydı da? Meğer ya barıp koyu dedi ki 200 somdu verirdi. Kanaka pul topuştu ki onun işi. Bu hizmet kılıp olayken için pulu halal bolar uğradı. Demek ulamalar halifelerinin infakını kabul kılıçdığını İmam Malik caiz de bilirdi. Şimdi tarihte buradalar halifelerini huzuruna kirip durup kattı çıkıp gitken ve onları bergen hediyelerini almayan ulamalar hem boyan. Lekin buna kadar hem boyan eken. Biz ikkala tamamen açtıkça mecburumuz buradalar. İkkalasını açtığımız gerek. Ta ki bir düşüncemiz doğru olsun dinimiz hakkında. Bir sefer Halife Mansur, Ja'far al-Mansur, İmam Malik'e 5000 dinar hediye kıldı ve kımmat kiyimler sovg'a kıldı. Yani oğlu Muhammed'e ham 1000 dinarını berişliğini buyurdu. Endi u davrni odatiga ko'ra xalifani huzuriga bir kishi kirsa, xalifonga bir izzat ikrom ko'rsatmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ustiga bir ton tashlab qo'yardi. Ya'ni bu o'sha xalifa shu kishini qadrlashligini belgisi edi. Bir safar ana shu xalifa Ja'far al-Mansurni majlisidan turib Imom Malik chiqib ketayotganda, o'sha xizmatchi yigit yugurib bordi, yelkasiga shu tonni yopib qo'ydi. Imom Malik shuni siltib tushirib yubordi, chiqib ketdi. Hamma qarab turibdi. Xalifaning ko'zongida. Shunda xalifa nima dedi? Olib chiqib ber orqasidan dedi. Uyiga olib borib ber dedi. Ya'ni xalifani hamma bu imomni molini hammani oldida o'sha yelkasiga ton tashab xijolat qilma, uyiga olib borib ber dedi. Chunki bu kishining karomatiga, u kishining martabasiga to'g'ri kelmaydigan ish edi. Imom Malikni rizq manbalarida yana bittasi o'ziga o'xshagan badavlat olim kishilardan keladigan hadiyalar. Misrning İmamı Lays ibn Sa'd juda boy odam bo'lgan. Olim bo'lgan, faqih bo'lgan, Misrning imomi bo'lgan, yana juda ham bir boy badavlat odam bo'lgan. U kishi ham İmam Malikka shunday bir hadiyalarni, mollarni yuborib turar edi. Undan tashqari İmam Malikni o'zini tijoratda bir moli ham aylanar edi. Faqatgina shu infoq ihson yeb o'tirgan ekan degan tushunchaga bormaydik.
o'zini bir puli bor edi, tijoratga qo'ygan edi, tijoratda bu narsani aylantirar edi. Imom Molik juda uzoq umr ko'rdi. Yoshi 90 dan o'tdi. 13 ta xalifani zamonida yashadi. Bulardan Abbosiylarning xalifaligidagi 5 kishini ko'rdi. Ya'ni Abbosiylar davridagi 5 ta xalifani ko'rdi. Ummaviylarning xalifalaridan 8 tasini hukm surgan davrida yashadi. Demak, 13 ta xalifani u kishi zamonida yashadi. Mana shu xalifalarning hammasi bilan Imom Molikning aloqasi yaxshi edi. U kishining bu aloqani asli ilmni hurmat qilish, o'zini shaxsiyatini hurmatini joyiga qo'yish asosida bo'ldi. Ularga nisbatan olimning mavqifida turdi, nasihatgo'y, ustoz maqomida turdi. 13 ta xalifa. Ana shu zamondagi dunyoni katta qismiga hukmron bo'lgan kishilar mana shu musulmonlarning xalifalari edi. Mana Abbosiylarning xalifalaridan gapiradigan bo'lsak, Xalifa al-Mahdi, Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid. Bular Abbosiylarning eng ulug' xalifalaridan bo'lishgan. Bular kuch-quvvati ham, siyosati ham, hukmi ham, ilm jihatdan ham boshqalardan ustun bo'lgan kishilar edi. Ular bu xalifalar o'zlarini farzandlarini ham ilmli bo'lishiga juda haris edi. Chunki farzandlar katta bo'lganda xalifa bo'ladigan bo'lsa, davlatni boshqarish kerak. Buning uchun nima kerak? Ilm kerak. Qaniydi hamma boshliqlar ham avom xalqdan ko'ra ustunroq ilm darajasiga ega bo'lsa. Qaniydi shu boshliq bo'layotgan odamlar xalq-xalqning farqiga borsa, oq bilan qorani ajratsa hammasi ham. Shuning uchun xalifalar o'zlarini farzandlariga muallim ustoz bo'lishigini so'ranib, Imom Molikka ko'p murojaat qilishgan, lekin Imom Molik bunga ko'nmagan. Ilmda qizg'anganligidan emas, u kishini ilmga va tolib ilmga bo'lgan qarashi boshqacha edi. U kishini nazarida ilmni ziyorat qilish kerak. Ilm ziyorat qilmaslik kerak. Ilm istab odamlar borish kerak ilmga. Ilm odamlarni istab kelmaydi. Ya'ni shu prinsipda turgan ekan bu kishi. Ilmda qadrini, o'zini qadrini bilgan edi. Shuning uchun xalifalar ham bu kishini hurmat qilar edi, avom xalq ham. Ilm egasida olim odamda viqor, haybat bo'lishi kerak deb aytdik. Mana kechagi darsimizda Imom Molikda haybati atrofidagi hamma odamlarni shunday bir bosib ezib qo'yar edi. Albatta bu haybat uchun mana shunday bir yo'lni tutgan bo'lishi kerak bo'ladi. Xalifa Mahdi Imom Molikka 3000 dinor mol jo'natdi, yana bir maktub ham qo'shib jo'natdi. Maktubida yuborgan narsalarim sizga yetib kelsa, meni oldimga keling deyilgan edi. Pulini ham olmadi, bormadi ham. Endi pulni berganligi uchun keling degan ma'no bor edi bu yerda. Bormadi, qabul ham qilmadi. Oradan bir necha o'tgandan keyin endi Xalifa Mahdi Imom Molikka 6000 dinorni shunday berib yubordi, hech narsa yozmadi, talab qilmadi, uni qabul qildi. Qabul qilib aytdiki, kim bir narsani Alloh uchun bergan bo'lsa, Alloh bergan narsasini uni to'ldirib qo'yadi dedi. Ilm talab qilib boriladi. Ilm odamlarning oldiga kelmaydi. Shuning uchun xalifalar Bag'dodda bo'lsa o'zlari o'g'illarini Imom Molikning huzuriga Madinaga yuborardi ta'lim olishlar uchun. Xalifa Mahdi o'zining ikkita o'g'lini Musa va Harunni Madinaga yubordi Imom Molikda ta'lim olishi uchun. Keyinchalik Harun ar-Rashid ham o'zining ikkita o'g'lini Madinaga jo'natdi Imom Molikdan ta'lim olishi uchun. Imom Molik aytar edi: "Qachon men xalifalarning huzuriga kirsam, haq so'zni aytgunimcha Alloh taolo mening qalbimda ularga nisbatan bo'lgan haybatni olib qo'yar edi." Ya'ni qo'rqmasdim xalifalarga gapirayotgan paytimda. Imom Molik aytar edi: "Alloh qalbiga ilm yoki fiqhdan bir narsani joylagan kishi uchun, ilmli odam uchun sultonning huzuriga kirsa, uni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarishi va unga nasihat qilishi lozim. Toki olim kelganini bilsin hamma. Hamma kirib qulluq qilib chiqib ketavermasin. Olim odam kelganda nasihat qilsin, amr ma'ruf nahy munkar qilsin. Xalifa, sulton his qilsin ilmli odam kelib chiqib ketganligini." O'zi asli ilmli odamni sultonni huzuriga kirishligidagi maqsadi ham shu bo'lishi kerak. Yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish va mana shu eng ulug' fazilatli ish hisoblanadi. Amr ma'ruf nahy munkar. Xalifa Ja'far al-Mansurning huzuriga kirganida to'g'ri kelgan joyga o'tirmas edi. Ilmni qadrini bilganidan, o'zini qadrini bilganidan. Kirardida odam ko'p bo'lsa, qayerga o'tiraman derdi.
Cafer al-Mansur, men aldım yekeliğin ey Ebu Abdullah, men aldım yekeliğin derdi. Halifanı aldığı bar aradı, tızdasını tızdasına tekize oturardı. Huddu bana şuna ise, Halife Mahdi ve Harun al-Rashidler davrıda ham şunu bul aradı. Şu halifalardan birini meclisine İmam Malik girgeni de, mecliste adam köprü giden, hem yok, adam Rabbim tol geni de, pasta oturuşlukça kömmedi. Pasta oturuşluğu da özgü layık körmedi. Yani adamlar da ahlak tutup geçti diyen bir yakışı işte bilmedi de halifeye karab durup sizi şahis hayırlı otursun dedi. Şunda halife beni alayım gekeleyin ya Abdullah, beni alayım gekeleyin dedi. Adamlar yolu açıp koydu, barıp oturdu. Demek ilimli adam ilimde kadrını yerine düşürmesi gerek. Özünün kadrını bilişliği gerek. Lekin bu nasıl kibirge barıp koyması gerek. O davrdaki adamlarını halifelerine kıladırken has muamelesi bol aradı. Mesela halifeni aldıdan bura bir adam kirip yaplaşıp çıkıp gidiyken bulsa saray ayağını buladı mı bari kolunu öfüp koyardı, yengini öfüp koyardı. Ama İmam Malik adamları da buna kadar adatıya taklit kımasıydı. İmam Malik çıkıp gitmişti olsa assalamu aleyküm de koyup çıkıp gidiyordu. Cafer al-Mansur'un meclislerini burada İmam Malik oturarken halife aksi oldu. Yarhamukallah deyiş olmasıydı. Haybatlanıp hiç kim yarhamukallah demesiydi. İmam Malik yarhamukallah dedi. Halife yahdikumullah dedi. Şu bilen iş tügedi. İmam Malik meclis tügegenden kendini çıkıp getirse arkasından saray ayağınlardan bir tanesi çıkıp vardı da etti ki hemmanı aldı da halifeye bunu dediğiniz yakışı bulmadı dedi. Taşmitul atis. Müslüman'da Müslüman'daki hakkı eksi olursa yarhamukallah deyiş. Halifenin makanatı var, hurmatı var. Hemen aldı buna kadar işiz yakışı olmadı dedi. İmam Malik inlemezsen ki doğru. Yani keyengi mecliste otururken de halife yanak sordu. İmam Malik halige yapırken ayağın yakaladı da keyin halife yakarıp durup etti ki emir al-mu'minin Allah'ın hükmünü istesin mi hazır ki halatta ya şeytanın hükmünü mü dedi. Allah'ın hükmünü halimendi o da. Bu mesela yarhamuk Allah dedi. Görüyorsunuz birodarlar, bu uluğ imamlar biri halifelerde hadiyasını almayan, biri ağan. Biri zahid boğan bu nasaladan, biri bu nasalada kabul kıyan. Çünkü siz bilen bizi köz öngümüzde fakat yine oğlumlar hiç nese bilen iş olmayan, hayattan acıral boğan, galata gayri adli adam boğan degen düşünce bulmasın. Siz bilen bizi hoşuyan adam boğan olar. Fakat kliyetken hemen işi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini dairesinde boğan. Allah subhanahu wa ta'ala ibretlenişi de barçamız yine nasip kıyam olsun. Akulu kavli hada ve estağfirullahi li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mezhab başı imamlarımızın hayatını okuştaki nabatta gidersiniz. İmam Malik'in zamanında An-Nafsu Zakiyya lakabı bile meşhur bugün Muhammed ibn Abdullah'ını Abbasiler memleketine karşı isyanı buldu. Bu kişi Muhammed An-Nafsu Zakiyya Ali ibn Abi Talib raziyallahu anh'ın zürriyatlarından idi. Dolayısıyla bu devirdeki Abbasiler halifeliği Ali ibn Abi Talib'ni emekçisi Abbas'ını zürriyatlarıydı. Yani uruk varıp kalediyen basız ve bana haşim gibi varıp durup ulanadı. Bu Muhammed An-Nafsu Zakiyya Ahl-i Bayt'tan bolup ilimli, takvali, salahiyetli insan idi. O kişinin kıyan isyanını, kıyan Abbasilerge karşı kıyan kuzgalanını cüde köp ulamalar kollaştı. Abu Hanife, İmam Malik ve başka köp ulamalar. Abu Hanife rahmetullahi aleyh bu isyanını açıkçası kollagenlik için kamaldı, aziyetlerge düşer oldu. Ama İmam-ı Malik'si buna sen açık etmedi de belki şu nasıl mailliğine yani şu Muhammed Nafsu Zakiyya'nı kılıyken işi doğruluğuyla özünün cevaplarıyla bir kandidatın işarelerini kıldı. Bana şu payette İmam Malik'den bir fikhi mesele soruldu. Bir kişiye talak sözünü etiştik mecbur kılındı ve o mecburiyet aslında talak dedi. Hatınıge talak düşerdi mi düşmüydü mi? İmam Malik mecbur kılıngan kişini etken talağı talağmaz dedi. Bu yönde fikhi malum hemenge meşgul bugün mesela. Ama bu fatva kaçan ayetlerini yaptı? Abbasilerin memleketine karşı isyan kutturgen
Muhammed Nafsu Zakiyani davrida aytilyapti. Bu davrda şu isyon bo'lib turibdi Abbosilarga qarshi, şu davrda aytilyapti. Endi odamlar nimani tushunadi bundan? Abbosilar ana şu davlatni boshiga kelganida Abbosilarning xalifalikka o'tirishligi odamlarni qilich bilan, ya'ni qurol bilan majbur qilib bayat berish bildirishgan edi. Hozir aytayotganimizdek, majbur qilingan odammi talog'i tushmasa, demak majbur bo'lib turib bayat berganining ham bayati bayat emas degan xulosaga boriladi. Demak, majbur qilingan odamning ustida hech qanday bir majburiyat bo'lmaydi. Modomiki majbur qilinib taloqda esa taloq o'tmaydimi? Demak, majbur qilib bayat olingan bo'lsa, uni bayati ham o'tmaydi degan tushuncha bo'lib qoladi. Shunda ayrim kishilar Madinaning valisi Ja'far ibn Sulaymon ibn Ali ibn Abdulloh ibn Abbosni oldiga borishdi. Bu kishi Abdulloh ibn Abbosni zurriyoti bo'lyapti. Madinaning valisi Abbosilarni qo'ygan valisi. Borib Imom Molikning fatvosini yetkazishdi. Majburlangan odamning talog'i taloq emas ekan. Endi siyosiy barqarorsizlik bo'lib turgan bunday holatda bu fatvoning ta'siri qanday bo'lishi ma'lum bo'lib turibdi. Ig'vochilar valiga Imom Molik sizlarga bergan, xalqni sizlarga bergan bayatini hech narsa emas deyapti degan ko'rinishda olib borishdi. Shunda Madinaning valisi Ja'far ibn Sulaymon Imom Molikni chaqirtirib keldi-da fatvo haqida so'radi. Shunda Imom Molik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisini hujjat qilib keltirib berdi. Ya'ni meni ummatimdan 3 ta gunoh ko'tarilgan hadisning mazmuni al-xato va nisyon va mastukruha alayh. Bilmasdan qilgan gunoh yozilmaydi, esdan chiqarib qilib qo'yilgan gunoh yozilmaydi va majburlanib qilingan gunoh yozilmaydi dedi. Ya'ni taloq deyishlikka majbur qilingan odamni talog'i taloq emas dedi. Vali xalifalik ish haqida so'radi. Tushunarlimi? Dodi Imom Molik yana shu javobni berdi. Majburlangan odamni talog'i taloq emas dedi. Ya'ni majbur bayat berganlarda bo'ynida hech qanday bir majburiyat yo'q xalifaga itoat qilishlikka. Vali mushkulni tushunib yetdi-da, agar shu fatvo odamlar o'rtasida tarqalaversa, qayta-qayta aytilaversa, Imom Molik bu fatvosidan qaytmasa oqibati yaxshi bo'lmaydi. Majburlanib olingan bay'at bay'at emas degan xulosa bo'ladi. Shunda Abbosiylarni davlatiga qarshi odamlarni chiqishligi ziyodalashadi, qarshi bo'lishligi vali bundan qo'rqdi. Nima qildi? Undan tashqari Imom Molikni oldiga bir kishi kelib turib, ochiqdan-ochiq so'radi. Xalifaga isyon qilganlarga qarshi urushsa bo'ladimi, yo'qmi? Ya'ni qo'zg'olonchilarga, Muhammad an-Nafsu Zakiyaga qarshi urushsa bo'ladimi, yo'qmi? Agar bu yerda Imom Molik ha deb javob bersa, Muhammad an-Nafsu Zakiyaga qarshi odamlar urushligi kerak degani bo'ladi. Agar yo'q, ularga qarshi urush bo'lmaydi desa, unda odamlar Abbosiylarning xalifaligiga qarshi chiqishligi kerak bo'ladi. Imom Molikni mana shu joyda bergan javobi o'ta bir nozik puxta bo'ldi. Javobni qarang. Agar xalifaga isyon qilganlar Umar ibn Abdul Azizga o'xshagan xalifaga qarshi chiqishgan bo'lsa, ularga qarshi urushsa bo'ladi. Tushunadingmi? Agar bu qo'zg'olonchilar qarshi chiqayotgan ana xalifa Umar ibn Abdul Azizga o'xshagan bo'lsa, shunday xalifaga qarshi chiqayotgan bo'lsa, bular bilan urushlik kerak. Hamma xalifaga ham qarshi chiqish mumkin emas. Salohiyatli, odil, shariat hukmidan chiqmayotgan xalifa bo'lsa, ularga qarshi chiqib bo'lmaydi. Yo'q, agar xalifaga qarshi chiqish mumkin emas desa, haddidan oshgan shariatdan chiqib ketgan xalifalar ham bo'ladi. Ularga qarshi chiqishli mumkin bo'ladi. Hali savol berayotgan odam to'xtavermadi. Tushunarlimi o'zi ishora? Yana so'radi. Agar xalifa Umar ibn Abdul Azizda bo'lmasa-chi? Umar ibn Abdul Azizga o'xshagan bo'lmasa-chi dedi. Imom Molik aytdi, ularni o'zini holiga qo'yinglar. Alloh zolimdan zolimlarning qo'li bilan intiqom oladi. So'ngra ikkalasidan intiqom oladi. Yomon xalifa bo'lsa, yomonlarni qo'li bilan jazolaveradi Alloh. Keyin ikkalasini qiyomatda Alloh taolo jazolaydi dedi. Agar bu javoblar tinchlik holatida aytilganida mushkula yo'q edi. Ammo qaytarib aytamiz, ayni inqilob avjiga chiqib turgan paytda berilgan javoblar edi. Mana shu javoblardan keyin Madinaning valisi Ja'far ibn Sulaymon Imom Molikni qamab qo'yishlikka buyurdi. Sudra bo'lib ketishar ekan, qo'lini tortib chiqarib qo'yishdi yelkasidan.
Şimdi bir ulu imamla. Kamçılarla vurup aziyet verişti. İmam Malik'in fatvasından kaytarışlığı gerek. Ama İmam Malik fatvasından kaytmadı. Şimdi Medine'nin en ulu imamı, Medine'nin şeyhi boyan İmam Malik'in bana şimdi bir azablayıkkenliğini, kamap koyanlığını bilip Medine ahli kozgaldı. Kendi kılı bu ulu adam mı? Bunda bir aziyetlerle düşer kılışadı. Bitti ayet koyan fatvası için. Medine'de galayan başlandı. Şimdi bu nesana haberi Bağdat'taki halife Cafer Al-Mansur'u yetip vardı. Yine bitti müşküle payda oldu Cafer için. Nimadir kılıçlığı gerek. Eğer hazır, kendisi bir çağrı kollamasa, birer bir iş tutmasa, Medine'ye onu koludan çıkıp yeterdi. Çünkü İmam Malik adlı adammez. O kişiye bunda muamele kılıçlığı doğru bu mıydı? Şunun için halife buyurdu. Vali işte alınsın, özü cezalansın, horlansın ve ayak kolu bağlanıp, Bağdat'ta halifanın aldığı yap gelinsin. İmam Malik ise ikram kösatılsın, halifanın aldığı yap gelinsin huzuruna. İmam Malik üzere etti, Medine'den çıkmayayım ben dedi. Ömrünün ahri geçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yeme şehreden Medine Münevvere'den taşkarıya çıkmadı. Halife Cafer Al-Mansur bana şu işlerden keyin hac mamsumunda hac kıyanı vardı ve kaytiyatkeni de bana şu vakitte ganimet bulup Medine'ye İmam Malik'in huzuruna girdi. Yani Bollywood'un şu işini yapışlık kere gidi. İmam Malik'in fazlını, mekanatını, kadrını etti aldı gekirgeni de. Abbasi devletini o kişiye nisbetten tutken işi doğru masliğini etti. İmam Malik ne bana talep kılsa hemen sana becerişke tayyarlığını bildirdi. Razı kılışke uruna vurdu, uruna vurdu. Ahri İmam Malik razı buldu, avf kıldı. Kibar ulamalığa karşı buna kadar işte tutuşluk. Bu siyasi hataydı. Kendi kılıp ular ki bana şimdi bir münasebette bulanladı. Cafer Al-Mansur özünü, yani fikri bilen, kıyan işin natalı günü düşünüp yetti. Şunu alayım, halife basıyam, halk İmam Malik arkasından erçir idi. Şu ustazını, şu şeyhini azarlar ki düşer kıyanlığı için halifeye karşı Medine ahliyem huzur işe tayyar idi. Ama Cafer özünü vakti de Cafer Al-Mansur işini basıp kaldı, yapıp kaldı. Keyinçalik halife Cafer İmam Malik'e mektup yazdı. Onda şunu dedi gene de. Yani İmam Malik'in köyünün hakikaten amakçılığı doğru işidir. Yani Çin köyünden İmam Malik'in razı kımakçı bu gene de. Mektupta şunu dedilerdi. Eğer Medine ya ki Mekke valisinin işi de ya ki Hicaz başlıklarının sizge nisbeten fiili de narazı bulsanız ya ki ularning odamlar bilan qilayotgan muomalalarida biron shubhaga borsangiz, menga buni xabarini yetkizing. Ularga o'zlari haqli bo'lgan muomalani qilaman. Yana o'zimning omillarimni sizga itoat qilishlarini buyuraman. Ularni yomonlikdan qaytaring, yaxshilikka buyuring. Ajriga ega bo'lasiz. Albatta siz sizga itoat qilinishlikka va so'zingizga quloq tutishlikka haqli insonsiz. Hatta özünün valileri, özünün amirlerinin üstünde küzatıcı buluşuyken Cafer razı buldu. İmam-ı Malik'in. İmam-ı Malik'in hürmeti şunu deydi. Valilerinin üstünden kereye bulsa küzatıcı duradıkken makam geçe halife etkisi koydu. Hatta ana şu İmam-ı Malik'in ilim meclisinde oturarken Cafer Al-Mansur halife Mescid-i Nebevi'de durup ağzını kötar vardı bilmeyen halde. Halifeni kim tınçtık koyalıydı? Hiç kim kapıya karşı mıydı? Ama İmam Malik etti. Ya eyyuhallezine amanu la tarfa'u asvatakum fawqa sawti nabi. Şu ayet oku verdi. Mazmunu ey iman keltirgenler avazilerini nabinin sallallahu aleyhi ve sellem avazına barat kımeyler. Halife özünün hatasını düşündü, uyaldı, avazını pas ettirdi. Halife Mahdi hem, ondan ki yenge halife Mahdi, İmam-ı Malik'in hürmet kılıçta özünün otası Cafer'ini yolda turdu. Belki ondan köprak ızzetli kiram kürsatı İmam-ı Malik'e. Özü ziyaratı gibi aradı halifeni. Halife bopturup İmam-ı Malik'in ziyaratı gibi aradı. Adatta halifeler burada ziyaratı gibi aramaydı yüge. Çakıradı kerede hemen. İmam-ı Malik'e eşi intihayda turup, kirişlik izin sorup durarken bir saat kütürdü İmam. Halife Mahdi inlemeyi turdu. Bir saat ötkendenken İmam çıktı. İçkerge kirgizdi de kirgendenken üzüleyen bir latif buldu. Sizi kelişizi bilip üy ahıllarımız üyünü bir tatlı bekletti dışı da halaşırdı. Çünkü kütüphalde izle koydu. Kim kütü yaptı eşiydi ayda?
Üç paytdagi dünyanın üçten ikisi, ya ki dünyada yarımını kol ostida jamlab turgan en kudretli halifeler. İmam Malik özünü hem kadrını bilardi. İlmi kadrını hem bilardi, halifelerin hem hürmetini joyiga qo'yardi. İmam Malik şu halifeni ziyaretine borganida, halife Mahdi'nin huzurida oturarken İmam Malik su soradı. Bir idişte, şişi idişte su olib kelishdi. Şişi idişte üstteki halkası kümüşten idi. İmam Malik bunda içliydi, halamadı. Addi şişede su olib kelishdi, içti. Sonra halifeni bana şu kümüş idişten, yani kümüşü bari idişten, su idişten kaytardı. Halife köndü, böyle halkasını çıkarıp taşla bir barıştı. Ondan keyingi halifeler, İmam Malik'nin Harun ar-Rashid bilan bo'lgan mavqifları ham bor edi. Harun ar-Rashid, Abbasiylarni halifalarning ichida eng ko'p haj qilgan kishi edi. Hajdan qaytishida Madinaga kirardi İmam Malik'ni ziyoratiga. Bir necha marta kirgan edi. Ana shu safarlarning birida Madinaga kirib Harun ar-Rashid İmam Malik'ni o'zini huzuriga chaqirtirdi. Kesin meni oldim dedi. Ammo İmam Malik javobini qanday bo'ldi? İlim ziyorat qilinadi, ilim ziyorat qilmaydi dedi. Qaraylar da olimlar qanday mavqifda turgan. Kerakmi? Kutib turasiz eshigin tagida. Javob. Kerakmi bir bilim? Kutib turasiz masjidga kelib, domlani. Kerakmi? Sizga kerak. Demek İmam Malik xalifaga nima dedi? İlim ziyorat qilinadi, ilim ziyorat qilmaydi dedi. İmam Malik'i ko'ryapsizlar, ustozlardan ta'lim olgan eshik tagiga borib o'tiribdi tosh ustida. Moshimining ichiga paxta tiqib olib, sovuq o'tib ketmasin deb. Chaqirmayapti eshigini taqillatib. O'rganaylik, o'rganaylik. Mana shu odob birodalar, odob. Xalifa Harun ar-Rashid bu javobni eshitgandan keyin javobni qabul qildida, İmam Malik'ning uyiga o'zi keldi. İmam Malik ichkariga kirib, hadis aytganda qiladigan odatiga ko'ra g'usl qildi. Eng chiroyli kiyimlarni kiydi, xushbo'ylarni sepdi, keyin xalifani oldiga chiqib keldi. Harun ar-Rashidga qarab, "Keling" dedi. "Nima so'ramoqchisiz?" dedi. Harun ar-Rashid, "Rasulullohning hadislarida menga aytib bering" dedi. İmam, "Ancha bo'ldi hadis aytmaganimga" dedi. Harun ar-Rashid aytdiki, "Unday bo'lsa, mana majlisdagi odamlar chiqarib oling, men hadis aytaman sizga, siz to'rlab turing" dedi. Ya'ni yodlagan hadislarim, bilgan hadislarim aytaman, siz tuzatib qo'ying. Bularni chiqarib oling dedi. Shunda imom javob berdi. Agar ilm xos odamlarni deb ommadan man qilinsa, xoslar ilmdan foyda topolmay qoladilar. Ilm nima qilinadi? Hammaga teng beriladi. Imom Malikni xalifalar bilan qiladigan muomalasi mana shunday sodda, hurmat asosida edi, o'zini qadriga yetar edi, ilmini qadriga yetar edi, xalifalarning hurmatini joyiga qo'yar edi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İmam Malik rahmetullahi aleyhin hayatını oku bir yönetken dedik. Bugün devam edeceğiz. Hani keçeki ahirge okuyan mevzuyumuzu bir kuşumçası vardı. Tekrarla koyalımız. İmam Malik rahmetullahi aleyhin Harun ar-Rashid bilen bölgen mevkifleri hem vardı. Bana ettik Abbasi halifelerin içi de Harun ar-Rashid eng ko'p haj qilgan kishi edi. Har safar haj qilarkan, mana qaytishida, hajdan qaytishida Madinaga kirardi va Imom Malik bilan uchrashar edi. Ana shu safarlarning birida Madinaga Harun ar-Rashid keldi. Imom Malikdan o'zini huzuriga kelib hadis aytib berishini talab qildi. Ammo Imom Malik buni qabul qilmasdan aytdi: "Ilm ziyorat qilinadi, ilm ziyorat qilmaydi." Xalifa imomning talabini qabul qildi. Sözünü kabul kıldı, özü İmam Malik'in ziyaretine bağırdı. İmam Malik, halife, bana şu bir hadis soru yanı geldi, ilim soru yanı geldi. Hadis etken diye ki, adatı göre gusül kıldı, kirip çıkarırken, en yaşlı libaslarını giydi, huşbolarını septi ve halifanın aldığı çıkıp durup, nimanı soramazsınız dedi. Halife etti, menge hadis et vereyim. İmam Malik, hadis etmeyenim yanca boludur dedi.
Harun Rashid aytdi. Unday bo'lsa, bu majlisdagilarni hammasini chiqarib oling, men hadis aytaman. Shu xatolarim bo'lsa, tuzatib qo'yasiz, to'g'rilab qo'yasiz dedi. Agar ilm xos odamlarda deb ommadan man qilinadigan bo'lsa, xos odamlar ham bu olgan ilmidan manfaat ola olmaydi dedi. Shunda xalifa aytdi, unday bo'lsa, buyuring, sohiblaringizdan, ya'ni shogirdlaringizdan birortasi hadis aytsin, o'qisin, eshitiling dedi. İmam Malik buyurdu, Mughira hadis okudu. Harun tingladı. Mughira hadisini okuştuğundan avval İmam Malik'im de karıldı. Harun Rashid İmam Malik'ini aldı da kürsüde oturganıdı. Adatta bu şeyhler ders atkanda kürsüde şeyh oturadı. Koyanlar şagirdler hamısı yerde oturuştu. Adab sağlam. Halife yan başta kürsüde oturuptu. Şunda halifeyi karaptır İmam Malik, ey emirul müminin. Kim Allah için tavaziyeli bolsa, kamtar bolsa, Allah onu kötaradı manzilatını dedi. Müslüman ahsakalını hürmet kılış, Allah'ını ululaşlığından boladı dedi. Yani İslam'da karigen adam mı, sahsakalı yakirgen adam mı hürmet kılışlık, kişi Allah'ını hürmet kılıyken yine bilgisi boladı dedi. Yani yer geçişi oturayım dedi. Harun Rashid kürsüden düştü, adamlar arasına varıp yerge oturdu. Hadis ayeti bulunganından keyin, yine kaytip kürsüsüge oturdu. Bana kireyler, halifeler bile kendi muamele kıyken. Halifeler ne görüyorlar? Ahli ilimi, ulamalarını ve umuman ilimini kançalık hürmet kıyken, kançalık kemter boyken. Harun Rashid kanaka halifeydi. O kişinin kolasındaki hudut, yer şunaka kengedi ki, Osmanlı'da süzüp getirirken bulutke karab ayta aradı. Ey bulut, haklagen cayınge barıp, içinde yine sana yoktur. Barıbır seni haracın, beni kolum gekelip düşerdi. Yani şuna kadar key meydan ki kayırge yoksa Müslüman diye yoksa o Müslüman baytul mal götürüyordu. Eğer gayri dünya diyorsa ola cizye türüyordu. Şuna kadar kudret egesi bugün halife yerge şu botur yaptı. Amma katara da. İlim aldı da. Demek ular ilimde hürmet kıyken kemter bugün ilimde aldı da Allah Teala onların martabasını kötardı. Küllanı burada halife Harun Rashid kasam içti. Kendi kasamını bozup koydu. Şimdi kasamda kefaratını dolaş gerek. Özünü aldığı ulamalarına maslahat soruldu. Ular ayet işte bitti kul azat kılasız. Kasamda bu sırada şu kefaratı birinci kul azat kılış. Bulmasam 10 miskinde toyduruş. Bulmasam 3 gün roza tutuş. Yani ağırını mı? Kul azat kılış. Kul azat kılasız da bu ayet işte. İmam Malik'den sonra gene de 3 gün roza tutuşluğunuz lazım buladı sizce dedi. Halifeye hem şöyle dururken alımlara hem hayran buluştu. Üç gün roza tutuşluk kimge vacip oladı? Kul azat kılama genge, onta miskinde toydurama genge. Halife aitti, ahir Allah Kur'an'da kim tapa almasa üç gün roza tutadı degen ki kolumda şunca narsam var mene. Şunca imkaniyat var. Kendi yakalım mene, kolumda hiç narsası yok adamlar Katar'a tengiriyesiz dedi. Şuna alip oldu mesela. İmam Malik'in cevabı kattık buldu. Halife niyem, şöyle dururken ulamalar niyem, hamasını larzıya saldı. Ne mi dedi? Ey emirul müminin, sizi kolejdeki unarsalar, siz nikeymez. Siz üç gün roza tutarsız dedi. Kimi ki onda? Kolejdeki unarsalar sizi şahsız mülk yüzmez. Sizi kol astizde ular halas. Siz masulsuz. Bu ümmetli mülkü. Şahsi işizge tekişli iş boyanı da, yani özde şahsiyatizge tekişli boyan narsa üstü de bu mülksüzü kimes dedi. Halife kim bu şuna diyorlardı. Senin kolundaki narsa seni kimes bu dedi. Minilegen kullarge ege boyan halife için bitti kulla azatlık başlı iş narsamaz. Kefaret ne mi? Kefaret kişi ukubatını kıskılış gerek. Roza tutsa ukubatını kıskıladı, meşakkatı kıskıladı. Bundan keyin Allohning nomi bilan ichiladigan qasamda xushyor bo'lishlikka bir chaqiriq bor. Agar bitta qulni ozod qilib qo'yadigan bo'lsa, xalifa nima qilmaydi? Hech qanday mashaqqatni, hech qanday narsani his qilmaydi. Demak, bu o'rinda Imom Malik xalifaga dars berdi. Qo'lingdagi narsalar sening mulking emas. Ular Allohniki, keyin musulmonlarniki. Sen bu mulkni ustida faqat mas'ulsan xolos. Shuning uchun bu mulkni ummat yuksalishiga ümmetli paydası ki sarkılışı yiyin gerek. Elbette İmam-ı Malik'de bu yapı fakat gene bu fikhi meselemesiydi. Keffarat getirişliği. Umuman halifeler ümmet bilen kendi muamalar buluşluğu kereliği, ümmetli üstünde kendi siyaset ürgüsü işliği kereliğini örgütken adı. Bana şu fatuası bilen.
Şunun için İmam Malik halifelerden gelen hediyelerini halifenin özünü mülküden belirli yaptı deyip bas, devletli mülküden keli yaptı menge deyip kabul kılardı. Üçüncün kabul kılardı. Üçüncün özünü halifelerde aldı da karızlar kıskıması da. Eğer halifeden hediye gelirken olsa o onun mülkümez. Devletli mülküden, ulamalar ilim yolunda yürüyüşü için, ilimdir, vajlantılışı için belirleyken, acilatılırken mablağı da kabul kılardı. Ana buralarlar, devletli mülküye yandaşış, ana devletli mülküne ne de biliş. Bunda ulamaları var. Harun'la Reşit, elbette doğru yoldur işte gücüden bir yengil boladı. Çünkü onge dalalat kıtıradıyan, yakşı yolge başlayıp duradıyan, doğru yoldu onge kürsat duradıyan alımlar boladı. Firavun'da ne mi Firavun kıganıdı? Ne mi ge ana Rabbukumul A'la degenıdı? Çünkü bu padişahda aldı degiler, ne mi dese hop doğurgen, ne mi dese hop doğurgen. Ahri mensilerini en ağlayıp parvardaki ağlayılar mı dedi. Firavun'da Firavun kıgan, onu kavmiydi. Firavun'da hudaman deşik alıp olgen, kolosu dege işçileriydi, yanıdaki maslahatçıları, vazirleriydi. Hakimlerini, halifelerini, hulklarını, siretlerini doğrulaş maksadı da İmam-ı Malik onlara yakın buluşlukla hareket kılardı. Onlar bile muamele kılıyken de ustaz katarı da, vaiz katarı da, nasihat göy, muallim katarı da durardı. Ana şu halifelerden biri yazgın mektubu var. Onda ahiretli islatçılığı var. Onda ölümde islatçılığı var. Onda cennet dozakta islatçılığı var. Bana eşitemiz. Ana şu halifelerden biri yazılırken mektub. Ama ba'd, men sizge bir mektub yazdım. Nafsingizge ölümünün meşakkatları ve musibetlerini ve o sebeple sizge yetedigen narsalarını, ölümden keyin sizge robo-robo oladigen narsalarını isletin. Nafsizge isletin şu narsalarını. Allah'ga yoluqishni, so'ngra hisob. Hisobdan keyin cennetdagi yoki do'zaxdagi abadiylikni isletin nafsingizge. Ana shu kundagi mashaqqat va musibatlarni siz uchun yengil qiladigan narsalar bilan mashg'ul bo'ling. Agar Allohning g'azabiga duchor bo'lgan kishilarni va ularni yetib boradigan azobini, Allohning ularga qiladigan qahrini bilsangiz, ularning olovdagi oh va faryodlarini, yuzlarini kuyishini, uning tubida ag'darilayotganini bilsangiz, ularni eshitmasliklarini va ko'rmasliklarini, o'lim so'rab duo qilishini bilsangiz, ular mana shu dozoq ahli dozoqni tubida azoblanar ekan ko'rmaydi, eshitmaydi. Ular o'zlariga o'lim so'rab duo qilishadi. La tad'u suburan wahida. Bitta o'lim so'ramanglar deydi Alloh taolo. Balki ko'p o'lim so'ranglar o'zingizlarga deydi. Mana shu kunda ko'z ochingizga keltiring deyapti. Va bundan ham og'irroq hasrat nadomatni Allohning ulardan yuz o'girishini, ularning duolarini ijobat bo'lishidan umidlarini uzilishini bilsangiz duosi ijobat olmaydi. Alloh yuz o'giradi. Umidi uziladi ularni. U azoblanayotganidan ko'ra mana shu umidini uzilganligi og'irroq bo'ladi ularga. Alloh taolo aytdi: "Ihsau fiha va la tukallimun." Alloh aytdi: "Jahannamda xor bo'lingiz va menga so'z qotmangiz. Agar shularni bilsangiz, bulardan najotga yetishingiz uchun dunyodagi hech narsa siz uchun qiymat bo'lmay qoladi. Shu narsalarni bilsangiz, shu narsadan qutulishlik uchun sarf qilgani dunyoni hamma narsasi ham arzimagan narsaga aylanib qoladi. Agar Allohning to'atidagi bandalar Allohning karamiga yetganini, Allohga yaqin bo'lish bilan erishgan manzilatlarini, yuzlarining yorug'ligi, Allohning jamoliga qarash sababli yuzlaridagi quvonchini, unga yaqin bo'lishlik bilan erishgan martabalarni bilsangiz, siz talab qilayotgan dunyoning hammasi ko'z o'ngingizda arzimas narsa bo'lib qoladi. Jannatingizlarga Alloh taolo berayotgan marhamatlarni bilsangiz, iymoningiz komil bo'lsa, shu narsaga yetishlik uchun siz intilayotgan dunyo buni oldida hech narsa bo'lmay qoladi. Qaray qanaqa nasihat? Nafsingizdan xushyor bo'ling. O'lim sababli nafsingizga hasrat nadomat kelib qolmasdan avval uni isloq qilishga shoshiling. O'tirib Alloh uchun nafsingizni hisob qiling. Alloh nafsingizni hisobini o'z qo'liga olishidan avval Robbingizning madadi bilan unga nafsingizga manfaat jalb qilishlikka, musibatlarni nari qilishlikka qodir bo'lasiz. O'zingizni nafsingizdan Allohga bir nasiba ajrating. Kechasi ham, kunduzi ham.
Kechasi ham kunduzi ham bir vaqt bo'lsin. Alloh uchun ajrating shu vaqtingizni. Chunki umringiz kun va tunning soatlari o'tishi bilan kamayib bormoqda. Siz yerda turibsiz. U esa sizni ko'tarib ketyapti. Amallarning kattayi kichigiga yozilib turibdi. Agar nafsingizni yaxshi ko'rsangiz, uni xalos qilishingiz kerak. So'ngra Alloh sizni ogohlantirgan narsalardan ogoh bo'ling. Alloh taolo nima degan? Va yuhazzirukumullohu nafsa. Alloh sizlarni o'zining azobidan ogoh qilur. Azobdan ogoh bo'ling. Kichkina gunohlarga beparvo bo'lmang, chunki Alloh taolo va man ya'mal misqola zarratin khayran yara va man ya'mal misqola zarratin sharran yara. Bas kim zarra misqolichalik yaxshilik qilsa, o'shani ko'rur. Kim zarra misqolichalik yomonlik qilsa, uni ham ko'rur deydi. Alloh yana aytadi: "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." U biron so'z talaffuz qilmas, magar talaffuz qilsa, uni oldida hozir nozir bo'lgan bir kuzatuvchi farishta uni so'zini yozib turur. Allohning farzlarini saqlang. Allohning g'azobidan ehtiyot bo'ling. Mazlumning duosidan ehtiyot bo'ling. Allohga qaytariladigan kundan qo'rqing. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu qanaqa bir maktub bo'ldi, qaranglar. Unda o'lim, qayta tirilish, hisob, azob eslatilanyapti. Unda jannatga rag'batlantirishlik, do'zoxdan ogohlantirishlik bor. Unda kishi qo'lidagi bor kuch-quvvatidan ajralib, mansabidan mahrum bo'lib, Allohning oldida yolg'iz turadigan kundan eslatishlik bor. Kimga eslatyapti buni? Dunyodagi eng qudratli mamlakat xalifasiga. Imom Molikning yuksak axloqi o'zining shogirdlariga ham o'tgan edi. Ular doim ustozini yonida o'tirishar edi. Qaraylarda mana shunday bir nasihatgo'y kishilari bor rahbarlarga qanday yaxshi. Ozgina haddan oshib ketsa, ozgina chizig'idan chiqib ketayotgan bo'lsa, haq yo'ldan toyilib ketayotgan bo'lsa, mana shunday maktub bilan to'g'ri yo'lga sop qo'yibdi. Mana shunday sizni bir nasihat bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan birodarlaringiz bo'lsa, siz haqiqatan baxtli odamsiz. Agar innamasdan pulingiz borida ulpatchi dedi zo'r qilib, yo'q bo'lganda orqasini qilib ketaradigan bo'lsa, bular ulpatmas ekan. Siz baxtsiz odam ekansiz. Nasihatgo'y odamingiz borligi Alloh taoloning bergan ne'mati. Endi eng yomoni nima desa bundan, masalan shu nasihatgo'yingiz yo'q bo'lsa yomon. Bundan ham yomoni shu nasihatni qilsa olmaydigan bo'lib qolishingiz. Menga hasad kelyapti bular dedi. Jinday pulim ko'payib ketganiga dedi, bu dedi nima qilyapti? Hasad qilyapti dedi. Kuyib, ko'ra olmayapti dedi. Alloh saqlasin. Alloh saqlasin. Imom Molikni shogirdlari doim yonida hozir va nozir edi. Lekin ustozdan olgan odob axloqni ko'ring. Agar Imom Molik biror bir kishi bilan bir xos masalada yolg'iz gaplashmoqchi bo'lsa, shogirdlar shuni sezishadi, sekin turib chiqib ketib qolishadi. Hech kim shuni narsa demasa ham. Bizga bu qissani Hammod ibn Abi Hanifa rivoyat qilib beradi. Imom Abu Hanifani zurriyoti. Imom Molikning huzuriga keldim dedi Hammod ibn Abi Hanifa. U kishi o'zining majlisida shogirdlari bilan o'tirar edi. O'ng tarafida, chap tarafida shogirdlar. Ular yaqin keldim. Endi uzoqdan kelgan, ustivoshi, kiyimlari boshqacha. Imom Molik ko'rib, "Kimsiz?" dedi. "Men Hammod ibn Abi Hanifaman," dedi. "Bir masala haqida so'raganingiz oldingizga keldim. Yaqinroq keling," dedi. Yaqin keldim, ro'parasiga o'tirdim. Unga yaqin o'tirganligimni ko'rdida, shogirdlari hammasi turib, bitta-bitta ular hammasi chiqib ketishdi. Imom bilan yolg'iz qoldim. Men savol so'rashimdan avval Imom Molik mendan so'radi. "Otes falon masalada nima degan edi?" Ya'ni Abu Hanifa nima derdi? Men javob berdim. Imom Molik hayron bo'ldi-da, bu boshqa mazhabda javoblarni eshityapti. O'zi bitta mazhab boshi. "Hujjati nima edi?" dedi. Men falon deb javob berdim. So'radi, javobni berdim, keyin kifoyalandi. So'ngra so'rang dedi. So'ramoqchi bo'lgan narsamni so'radim, javob berdi. Javoblarni olib chiqib ketganimdan keyin shogirdlari hammasi kelib ustozini oldiga kelib yana qaytadan o'tirdi dedi. Oqilga ishora kifoya. Imom Molik rahmatullohi alayhining hayotini inshaalloh ertaga davomini o'qigan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mazhab bosh imomlarimizdan Imom Molik rahmatullohi alayhining hayotini o'qishdagi navbatdagi darsimiz.
İmam Malik'in ders meclisleri ikiye bölünürdü. Birincisi, âli mertebedeki meclisiydi. Bunda fakat has şagirdler oturardı. Has meseleler aytılırdı. Bunda fikhi meseleler, onların delilleri, hakezalar aytılırdı ve savollarga cevap verirlerdi. Şimdi ikinci tür meclisi bu, ammaga oturulan dersidir. Onda imam hüccet delillerini yapırmazdan, tafsilatlarına ötmezdan, fikhi fatvalarını aytardı, hadislerini aytıp verirdi. İmam Malik rahmetullahi aleyhinin şuhrat atrafı tarqadı. İraq'dan, Şam'dan, Yemen'den, Andalus'tan adamlar o kişiden talim olgan, ilim olgan kelişerdi. Hasaten hac mevsumunda o kişinin meclisinde adam köpeyip getirdi. Sebabı hac kıyana kegen adamlar hacdan boşa gelenden ki Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şehriye gelip İmam Malik'den talim alışlıkını özlerine bir ganimet bilişerdi. İmam Malik'in zamandaşlarından bulgen Hasan ibn Rubey'e aitadı. Ana şu hacdan keyingi bo'ladigan yig'inlarni sifatlab İmam Malik'ning eşigini oldida edim. Hojib chiqib, ya'ni eshik tayyor turadigan kishi chiqib, Hijoz ahli kirsin dedi. Hijozlar kirib ketdi, boshqalar kirmasdi. Keyin tartib bilan Shom ahli kirsin, Iroqliklar kirsin, Andalusliklar kirsin dedi-da hammasiga alohida-alohida taklif qilinar edi va ular kirib imomdan ta'lim olib chiqishar edi. İmam Malik rahmetullahi aleyh hamma masalaga ham javob bera olmasdi. Aytardiki, kim hamma masalaga javob beraman desa, avval o'zini jannat bilan do'zoxga ro'baro qilsin, shundan keyin javob bersin. Chunki shunday kibor ulamolarni ko'rganmiz, agar ulardan biron savol so'ralsa, Allohning dinida xatoga yo'l qo'yib qo'yishidan qo'rqqanligidan o'zlarini xuddi o'limga ro'baro bo'lgandek his qilishar edi. Qo'rqib ketishar edi. Qaytarib aytaman, hamma masalaga javob beraman degan odam bo'lsa, avval do'zax bilan jannatga o'zini ro'baro qilib ko'rsin. Ya'ni shu gapirgan gapi yo jannatga do'zax qolib ketishini o'ylab ko'rsin. Chunki shunday ulamolarni ko'rganmiz, ulardan bir fiqhiy masala so'rasa, Allohning dinida xatoga yo'l qo'yib qo'ymay deb, xuddi o'limga ro'baro bo'lgandek his qilib olardi o'zini. Endi buni bizning zamonimizdagi siz bilan bizni odamlarimizni holiga taqqoslab ko'ring. Shart aytadi, halol bu deydi. Haram dedi bu dedi. Bu münafık dedi. Bu kafir ve fasık dedi. Subhanallah. Bu kemalisiz bilen bizi bana şu. Aytayotgan sözümüz kançalar masuliyatli söz ekanligini tushunmayotganligimizdan. Eğer adamlar avvalgi derslerde aytdik fakat aniq bilgen narsasiniyle gapirishga o'tib olsa umuman kam gapiradigan bo'lib qoladi. Biz adamlar nimani gapiradi ko'proq? Bilganini mi bilmaganini mi? Eşitkenini gapiradi. Doğru aytyapsiz hoca aka. Eşitdi, u to'g'ri aytdimi, noto'g'ri aytdimi, rostmi yolg'onmi ko'tarib yuraveradi. Xuddi o'zi ko'rgandek gapiradi yana. Undan biroz so'ramasa ham gapiradi lekin. Demek İmam Malik'ni fatvo aytishlikka bo'lgan qarashi mana shunday edi. O'rganaylik. Mana shunday ilm egasi bo'lgan kishi fatvo aytgani shoshilmayapti, hamma masalaga nima qilmayapti? Javob bermayapti. İmam Malik ijtihod ahlidan edi. Ahli ijtihod bo'lgan Robiyatul Roy kabi ulug' kibor ulamolardan ilm o'rgandi. Misrning qozisi Faqih ibn Lubayya aytadi, bizning huzurimizga Abul Aswad Muhammad ibn Abdurrahmon An-Nawfal keldi. Undan Madinada Robiyadan keyin kim rayga, ya'ni o'zining rayini aytishlikka haqli deganida u Al-Ghulamul Asbahiy deb javob berdi. Ya'ni İmam Malik Robiyatul Roydan keyin o'zini fikrini aytishlikka hujjat dalili bilan haqli bo'lgan odam kim? İmam Malik. İmam Malik o'zining ilmini, ijtihodini asl maslar ustiga qurgan edi. Qayerdan hujjat olar edi? Hujjat olishlik tartibi qanaqa edi? Birinchi maslari Allohning kitobi. Chunki bunda aqida, shariat, fiqhga tegishli hamma ilm bor. İmam Malik Qur'onni yaxshi tushunadigan kishilardan edi. İkinci masları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetleri. Bilasizlar, sünnet birodalar Kur'an'ın tafsiri. Kur'an'da umumi hükümler aytilsa, sünnetsiz bilen bizge bunu mayda iki çikirler geçe düşündürüp beredi. Allah Teala zakat verirler dedi, bu oldu. Malda ne faizi verirlerdi, kançada verirlerdi, kana verirlerdi. Kim örgütken? Sünnet örgütken. Allah Teala razı tutuyorlar dedi. Tafsiratını kimle örgendik?
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden. Kitap ve sünnet. Üçüncü mesleği sahabaların sözleriydi imamı Malik için. Eğer kitapta ya ki sünnette bunda sana top yediyen olsa İmam Malik özge kereçliği mesela sahabaların sözünü alardı. Çünkü sahabalar Resulullah'a yakın buluşken, Resulullah ile birge yaşaşken, seferlerde, gazatlarda birge buluşken, çünkü onların sözü İmam Malik için üçüncü mesleği hesaplanırdı. Törtüncü mesler İmam Malik için icma idi. İcmanı mı? İcma ulamalarını bir meselede bir hıl fikirde etişliydi. Mesela Kur'an'da narkotik arkadaş nesi yok? Hadiste yok, sahabanın yapı da yok. Yani bu meselede ulamalar, bana şu zamanımızın ulamaları bir hıl fikirde etişti. Bu nasıl haram dedim ki icma oladı. Demek o kişinin törtüncü mesleği icma idi. İtibar bir yan basıyorlar, icma sahabaların sözüden keyin koyulu yaptı bir yerde. Yani sahabalar peygamberimizin yakın bölgenlik için ulama, icmai ulamadan göre sahabaların sözüne İmam Malik mukaddem koydu. Beşinci mesleği, Medine ahlinin ameli. Bu narsa fakat İmam Malik'in mezhebi de var. İmam Malik'in mezhebi de var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı bilen İmam Malik'in zamanının ortasında katta uzak müddet ötmegenidir. İmam Malik'in nazarında Medine ahlinin ameli sözleri demek Peygamberimizin sünnetine muvofiqroq edi yakın davr bo'lganligi uchun. Shuning uchun Madina ahlini amali yoki bo'lmasam so'zlarini Imom Malik o'zini ijtihodidagi masdarlardan biri deb bilardi. Agar Imom Malik kitobdan, sunnatdan yoki ijmodan biror nas hujjat topa olmasa, shunda o'zini Madina ahlini amalini olar edi. Shundan keyin qiyos, istihson, urf, masolihul mursala shular tartib bilan keladi. İmam Malik'in en katta muallifatı hisoblangan Al-Muvatta kitabı hakkında suhbat kılamız. Şeyh Abu Zuhra aytadi. Ulamalarının köpçiligi Muvatta kitabı İslam'da talif kılıngan ve özünün muallifiga sabit nisbat bilen birinci nisbat kılıngan avlatlar kolundan kolma-kol bulup ötüp gelirken kitap. Ha İmam Malik'den avalam kitabla yazgan ulamalar. Fakat burada şu iki tanesi yok idi. Şu kitapta yazgın muhalifte özgün nisbat kılınmagan, falancı yazgın anıqda aytılmagan, ya ki nisbat kılıngan bosayam, özünü davrada hagan tohtagan. Asırdan asırga, avlattan avlatga kolma kol bulut kegenmez. Ama İmam Malik'in kitabı, bana bilaslar, hala hali geçe, mütebar manbalardan, mütebar ilim manbalardan hesablanadı. Haliyen var, İmam Malik'in muvatta kitabı. Bu ülken ilim manbasını, yozilış tarixi qanday bo'lgan edi. İmam Malik'ni bergan fatvosi uchun Madinani valisi jazoladi. Qamchilar bilan urushga urdirdi. Keyin Ja'far al-Mansur bu ishni xatoligini tushunib, imomni rozi qilishga harakat qildi, imom rozi bo'ldi. Shunda imom bilan gaplashib o'tirarkan Ja'far al-Mansur imom Malik'dagi bu ulkan ilmni ko'rganidan keyin bunday katta ilm yo'q bo'lib ketishidan xavotir olib ümmet için kaldırışlığını hakladı da, ey Ebu Abdullah, bu ilimde bir kitap kılı yazmışsın mı? Onda Abdullah ibn Mas'ud'un ağırlıklarını terk kılayım. Yani Abdullah ibn Mas'ud fatvaladı, kattığını aytardı. Şiddet bilen şerde deyindi. Çünkü kitap olsun ki, Abdullah ibn Mas'ud'da kattı fatvaları bulmasın. Abdullah ibn Mas'ud'un ağırlıklarını terk kılayım. Onda sahabalar, ve imamlar fikirleri bir bo'lgan işlerinin ortaçasını kas kılın. Adamlarını sizin ilminizge ve kitabinizge büyüremez. Halifayt yaptı bu yaptı. Onu atraflarına yubarıp, herkıl taraflarına yubarıp, onge hılaf iş tutmasliklerini ve ondan başkası bilen hüküm kılınmasliklerini büyüremez. Şimdi kitap yazın ki, hemen mecbur kılamız sizi kitabınızı bilen yürüyüşlükke. Albatta bu işte İmam Malik için meşhur bob geçtikçe juda katta bir fırsat var. Hammani özünün rayiga maqladi, boyun sundiradi. Ümmatni üstüde özünün rayini, fikrini yürgüzadi. İmam Malik'e mana shunday bir meşhur bo'lishlikka juda ham zo'r qulay fırsat bo'ldi. Ammo İmam Malik'in javobi qanday bo'ldi? Qabul qilmadi. Nima uchun? Birinchidan, shuhrat, mashhurlik İmam Malik'in maqsadi emas edi. İkincidan, kabul kılmaganı sebebi bu uluğ imam fiqhdagi ulamalarının ortasında bo'ladigan ixtilofni hurmat qilganligidan.
Akalar, ümmatın ortasında fikhi masalalarda ihtilof, fikhi masalalardagi xalqlik Allohning rahmati. Çünkü bir yurtda aytilgan fatva ikinci yurtga to'g'ri kelmasligi mümkün. Tushunalingmi? Demek fikhi masalalarda ulamolarning fatvolarini har xil bo'lishligi, fikhi ihtiloflar Allohning bu ummatga bergan nimasi ekan? Rahmati ekan. Demek ikkinchidan qabul qilmaganligining sababi bu imomni fikhdagi ihtiloflarning odobiga rioya qilganligi bo'ldi. İmom Ali aytdi: "Alloh amirni isloq qilsin." Albatta Rasulullohning sahobalari sallallohu alayhi vasallam turli taraflarga tarqab ketishdi. Ularning har biri o'zi turgan shaharga qarab turib fatvo aytadi. Albatta Makka ahlini o'zini so'zi bor, o'ziga to'g'ri keladigan fatvo bor. Madina ahlini o'zini so'zi bor, Iroq ahlini o'zini so'zi bor. Iroq ahli bizni ilmimizga rozi bo'lishmaydi. O'zlarining ilmlarida bizni ra'yimizga qaramaydilar. Ja'far al-Mansur javob berdi: "Men Iroq ahlidan hech narsani qabul qilmayman. Albatta ilm Madina ahlida" dedi. Ya'ni bo'pti, boshqalarni majbur qilmasam ham shu sizning kitobingizga bo'yinsunishlikka Iroq ahlini bo'yinsundiraman dedi. Majbur qilaman dedi. İmom Molik Ja'far al-Mansurni kitob yozishlik haqidagi taklifini qabul qildi. Bir kitobni yozishlikka qaror qildi. Unda hadisni, sunnatni, Madina ahlini so'zlarini jamlashga qaror qildi. Shunday qilib bu kitobni Al-Muvatto, yengillashtirilgan, osonlashtirilgan deb nomladi. Al-Muvatto degani ma'nosi yengillashtirilgan va osonlashtirilgan odamlarga yetib borishi uchun ilmni. Shu kitobni yozishlik uchun 11 yil vaqt ketdi. Bitta kitobni yozishlik uchun 11 yil vaqt ketdi. 148-hijriy yildan 159-hijriy yilgacha. Bu kitob 40 yil mobaynida to'plangan hadislarni o'z ichiga olib, uni 1000ga yaqin kishi rivoyat qilgan. Bu rivoyatlar 30 ta bo'lib, ulardan 20 tasi mashhur. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin va laqibatu lil muttaqin va salatu va salam ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Malik'in yazgan kitaplarının en közge körüngeni muhtabarı bu Al-Muvatta. İmam Malik özünü bana şu kitabını yazıştaki manhacını bayan kılıp şunu dediydi: kitaptaki ekser narsa fikirler yine emez. Ular köp yine ahli ilim ve ahli fazillerden, imamlardan eşitilgen ve alıngan narsalardır. Ular, ana şu imamlar, ahli ilimler Allah'tan takva kılgen insanlar ediler. Men hem öz fikrimini aittim. Men sözlerge kulak tutgan ulamaların fikirleri, ular özleri körgen sahabaların fikirleri kabi edi. Men ham bularını mana şu narsa üstüde topdim. Bu narsalar bizning zamanımız geçe asırdan asırga miras kılıp anlayatgan narsa edi. Bu avval ötken imamlardan bo'lgan bir cemaanın rayidir. Men kim qaysi imamda yapın olgan bo'lsam, bu imamlar sahabalarda eşitgan fikirleri. Men örgengen ustazlarımı fikiriyem, ular örgengen sahabalarda fikiri de kıydı. Yani İmom Molikni faqat o kişinin fikirleri bilan muvatta to'lganmas. Albatta o kişinin fikirleri var, lekin aksariyat narsa bu emas. İmom Molik ilmni faqat ishonchli kişilerden olishlik kerak deb aytardi. Yana qaytarib aytaman, ilmni ishonchli kişilerden olish kerak. İmom Molik fatvo otishlik uchun Robiyatur Roy dek ulug' imomlar, İmom Zuhri dek ulug' imomlar fatvo berishiga loyiqsan degandan keyin fatvo aytdi. U kishi aytardi, ilm ishonchli joydan olinishlik kerak. To'rt xil odamdan ilm olinmaydi. Ya'ni ilmni gapirsa to'rt odamdan olinmaydi. Birinchisi safih, ahmoq, tentek kishidan olinmaydi. Ikkinchisi havoi nafsiga ergashadigan odamdan olinmaydi, ya'ni bid'atchi kishidan. Uchinchisi yolg'onchidan olinmaydi. Ya'ni odamlarga yolg'on gapiradi, bunaqa odam hadisni to'g'ri aytsa bunaqa odamdan olinmaydi gap. Tushunaligan, hadisda to'g'ri aytadi, lekin yolg'onchi, odamlar bilan qiladigan muomalasida yolg'onchi. Bu odamdan ham ilm olinmaydi. To'rtinchisi bir taqvo, salohiyat, ibodat egasi bo'lgan oqsoqoldan ham olinmaydi, agar nima deyotganligini bilmasa. Ya'ni aytayotgan so'zining orqasida qanaqa mas'uliyat borligini bilmasa, bu odamdan ham olinmaydi. Chunki qarib qolgan bo'lishi mumkin, nima deyotganini idrok qila olmayotgan bo'lishi mumkin, mana shu odamlardan olinmaydi.
İmam Malik'in yazgan bu kitabı Muvatta juda ham hurmati baland edi. Hatta ana şu Abbasiyelerin halifelerine en ulug'lardan bo'lgan Harun ar-Rashid unga shunday bir hurmat ko'rsatdi ki uni Ka'baga osib qo'yaylik, odamlar buni qadrini bilsin dedi. Ya'ni Ka'batullohga kelib qo'yishlik darajada hurmat qildi. İmam Malik Harun ar-Rashidga aytdi: "Amir al-Mu'minin, albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari far'iy, ya'ni juz'iy masalalarda ixtilof qilishgan. Al-mayda masalalarda fikrlari har xil bo'lgan. Ular turli yerlarga tarqab ketishgan. Ularda har bittasini o'zining yo'li bor. Ey Amir al-Mu'minin, albatta ulamolarning o'rtasida fiqhi ixtiloflarni borligi bu ummat uchun Alloh taolaning bergan rahmati. Qaytaramiz. Ulamolarning orasida fiqhi ixtiloflarni bor bo'lishligi bu ummatga Alloh taolaning bergan rahmati. Bir masalada ikki xil javob turganligi bu yaxshi. Ikkalasining ham hujjat dalili bor. Kim qaysinga kuchiyorsa shuni ushaydi. Ularning har biri o'zining huzuridagi sahih bo'lgan narsaga ergashadi. Ularning har biri hidoyatdadir. Ularning har biri Allohning roziligini istaydi." Imom Shofiyini Muvattoga bergan bahosi. Mana to'rala mazhabdan bittasining imomi Imom Shofiy aytadi: "Yer yuzida ilmda al-Muvattodan ko'ra to'g'riroq kitob yo'q." Albatta endi bu tarif o'sha zamondagi kitoblar uchun berilgan tarif. Hali Sahih al-Buxoriy yozilmagan edi. Mana hozir aytilinadi, Qur'ondan keyingi turadigan kitob bu Sahih al-Buxoriy deyiladi. Odam bolasini qo'li bilan yozilgan kitoblarda eng to'g'risi Sahih al-Buxoriy deyiladi. Endi bu tarif ana shu Sahih al-Buxoriy yozilguncha berilgan tarif. Yahyo ibn Yahyo al-Laysi al-Andalusiy aytadi, Muvattoni sifatlab, u hadis va fiqh kitobidir. Unga teng keladigan boshqasini bilmayman. Hozir aytganimizdek, o'sha davr uchun. Imom Malikni rahmatullohi alayh bundan boshqa ham yozgan kitoblari bor edi. Ular Tafsir, G'oribul Qur'on, Imom ibn Vahbga yozgan risolasi, Risolatun fil Aqziya, Risolatun fil Fatva, Kitabun As-Surur. Yani bu kitoblari ham bor. Imom Malikning shogirdlari. İmam Malik'in şagirdleri cüde köpüde. Ular İmam Malik'in ashabları deb koyuladı. Ular hem özünü davrada iştihat varayları bogan. Ular deyem şagirdleri bogan. Ve ana şu silsile, ustaz şagird degen silsile, ana şu zamanımız geçe devam edip geliyordu. Şunun için hem o kişinin mezhabı yeryüzü de bana en müteber bogan mezhablardan bittes hesablanır. Mesela Abu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Zufarlar, Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin şagirdleri bo'lgan. Yani İmam Şafii'ni ham, İmam Ahmed ibn Hanbal'ni ham şagirdleri bo'lgan. Biz hayotini o'qib o'rganayotgan bu to'rala imomni o'zining zamonasidagi boshqa imomlardan bitta farqi bor. Ularni fiqhi yo'nalishini, ularni mazhabini davom etkizib ketgan shogirdlari bo'ldi. Ammo mana shu imomlarni davrida boshqa bir ulug' mujtahid olimlar ham bor edi. Ularni fiqhi yo'nalishini, ularni mazhabini davom etkizadigan shogirdlari bo'lmadi. Ular kimlar edi? Lays ibn Sa'd, Avzoi, Sufyon as-Savri, Ibn Uyaynalar. Bularda ham ilm darajasi biz aytayotgan imomlardan kammas edi. Ammo bularning ishini davom etkizadigan shogirdlari bo'lmadi, shuning uchun bularning mazhabi o'zining zamonasida to'xtadi. Ammo biz aytayotgan to'rala mazhab boshliqlarining shogirdlari bor edi, bu mazhabni davom etkizib ketishdi. Imom Malikning shogirdlari ayrimlari u kishining yonida qoldi, Madinada qolishdi. Ayrimlari musulmonlarni turli o'lkalarga tarqatishdi va Imolikiya mazhabini ularning orasida tarqatishdi. Xalifa Hishom ibn Abdurrahmon Andalus ahliga Imom Malikning mazhabini ushlashlikni buyurgan edi. Halij mamlakatini ko'pchiligi mana Imom Malikning mazhabini ushlagan. Albatta endi shu shogirdlarning qilgan ishi tufayli shu yerda shu mazhab tarqadi. Muhammad ibn Ibrohim ibn Dinor Madinada imom mol yo'lda qolgan edi va imom shayx qarib qolganidan keyin Madinada fatvo ochishlik mana shu kishining zimmasida edi. U kishining shogirdlaridan sharq tarafga ketganlari Abdulloh ibn Maslama, Abu Zakariyo, Yahyo ibn Yahyo Nishopuri, Misr. Misrda ham imom Malikning shogirdlari ko'p edi. Imom Malikni mazhabini tarqatadigan joylarning markazlaridan bittasi edi. Misrda yashagan shogirdlaridan Abdurrahmon ibn Qosim, Abdulloh ibn Vahb, Ashhad ibn Abdul Aziz, Abdulloh ibn Hakam
Bunlar da hammasi Misr ahlidan bo'lgan. Misrda yashab, faoliyat yurgizib, shu yerda vafot etishgan. Tunisda Ali ibn Ziyod at-Tunisi, Abdullah ibn Ghanim al-Afriqi. Andalusda Abu Muhammad Yahyo ibn Yahyo. Ana shu Andalusga muvattoni mana shu kishi olib borgan edi. Yana bulardan boshqa bir yerda muqim turmasdan musulmon o'lkalarini sayohat qilib yurgan ko'p shogirdlari ham bor edi. Mana shular Imom Malikning eng mashhur shogirdlari edi. Imom Malik rahmatullohi alayh mana shunday bir ulkan ilm egasi bo'lishigi bilan, shunday bir haybat, viqorli kishi bo'lishi bilan yana sodda ham odam edi. Abu Yusuf rahmatullohi alayh Imom Abu Hanifaning eng katta shogirdi. Qoziyul Quzot. Harun ar-Rashid davrida mana shu mamlakatning qozisi bo'lgan. Qoziyul Quzot. Abu Yusuf Imom Malik bilan birga edi. Harun ar-Rashid bilasizlar mana Abbosiy xalifalarining ichida eng ko'p haj qilgan edi. Haj qilgani borganida Abu Yusuf ham Imom Malik ham birga edi. Shunda Abu Yusuf bir hazillashgisi kelib Imom Malik bilan bir savol so'rar ekan. Ey imom, ihromda turgan kishi kiyigini qoziq tishini sindirib qo'ysa, buni hukmi nima bo'ladi desa, imom Malik shunday soddalik bilan fidya to'lash kerak bo'ladi dedi. Dodi Abu Yusuf rosa kuldi. Rosa kuldi. Hamma hayron, xalifa ham hayron, imomi Malik ham hayron. Nimaga kulasiz desa, Abu Yusuf kulib aytdiki, kiyigini dedi, qoziq tishi bo'ladimi dedi. Tushunarlimi? Bu ham savolida ham hiyla edi. Bir hazillashgisi kelgan ekan. Ammo Imom Malik shunday javob berib qo'ydi. Ihromda turgan odam agar biror ov qiladigan bo'lsa, jonliqni o'ldiradigan bo'lsa bir kafforati bor. Imom Malik shunday fidya beradi deb qo'ydi shu bilan. Rasa kuldi Imom Abu Yusuf. Shunda Imom Malik bundan bir norozi bo'lib Abu Yusufni jilki berdi. Keyin xalifaga o'girilib, endi mana shu Harun ar-Rashidni qozisida bu kishi. Abbosiy xalifaligining eng katta qozisi. Ey Amirul Mu'minin, bu ahmoqlarga savolini beradigan tentek dedi. Qanday qilib musulmonlar ishini shu kishiga topshirib qo'ydingiz dedi. Ya'ni ilm masalasida hazlashadimi deyapti. Qarang, soddaligan bo'lganda yana bir safar Harun ar-Rashid hajga kelganida yana Abu Yusuf bilan Imom Malik billa. Shunda xalifa Imom Malikka qarab Abu Yusuf bilan bir munozara qilmaysizmi dedi. Ya'ni ilmda bahs qilmaysizmi deganida Imom Malik bu dedi Abu Yusufni ko'rsatib. Men uchun men bilan munozara qiladigan ahli ilm emas dedi. Bu ilmli odam emas bu dedi. Endi albatta Abu Yusufni qadrini Imom Malik bilar edi. Bu imomi Abu Hanifaning eng ulug' shogirdi, Qoziyul Quzot. Lekin hammaning oldida meni mana shunday savol berib ustimdan kulgan. Bu bilan men bahs qilmayman deb turib o'pkalar edi. Qaralar qanaqa odamlar bo'lgan. Imom Malik rahmatullohi alayh mana shunday hayot kechirdi. Ilm, taqvo, solih amal va nurga to'lgan uzoq umrni yashadi. Vafot etganida u kishining yoshi 92 dan o'tgan edi. 92 ga kirgan odam fatvo beryapti. Imom Malik o'zining shaxsiyatida ulug'likni, yuksaklikni, ilmni, haybatni, viqorni va odob axloqni jamladi. O'zining zamonasidagi eng ulug' kibor olimlardan ta'lim oldi. O'zidan keyin ummat uchun kibor ulamolarni tarbiya qilib qoldirdi. O'zidan keyin keladigan talabi ilmlar uchun o'zining shaxsiyatida ulkan ibrat va namunani qoldirdi. Ummat uchun ulkan ilmiy mehnatni qilgan, o'zidan keyin ummat uchun buyuk ilmiy merosni qoldirgan Imom Malik ibn Anas rahmatullohi alayhi mana shunday inson edi. O'zidan keyin qoldirib ketgan yana bitta ulug' shogirdi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi edi. Shofiy mazhabining boshlig'i. Inshaalloh keyingi darsimiz Imom Shofiy rahmatullohi alayhi haqida bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum.